tanıt. Her şeyden önce bir Aa. sen kendini tanış. Neden Damla? Damla kimdir? Neden Damla? Ya Neden şöyle, Damla? çünkü uzayla ilgili hiçbir şey... Uzay uzayla ilgili bilgim hakkındaki bilgin ne kadar? Bana söyle. Interstellar kadar yani. O kadar. Tamam işte. Filmi izledim ve anlamadım. Bu yani. Hani benim uzayla ilgili bilgim, o filmi izleyip konuyla ilgili hiçbir şey anlamamak üzerine. Tamam Ben da istiyorum ki Umut abi beni eğitsin bu yayınlarda. anlamaman gayet normal. Zaten devasa kitap yazıldı yani onun için. Onun hakkında bir sürü kitap yazıldı. Öyle kolay kolay Biz zaten de anlamayacağın. anlamadık Tabii canım öyle kolay kolay anlayacak bir şey değil. Bayağı teorik fiziğin dibine vurulduğu bir şey yani. ama bir Bayağı şeyi anladım. ciddi bir şey. Uzayda işte kütüphanenin arkasına geçebiliyorsun. Bildim değil mi Yok o bunu? değildi. Böyle değil Orası mi? Ya tamam peki değildi. pardon. O başka taraf. Ben konuyu bu kadar anlamışım ya. O zaman o filme ayrıca girip bir gün bize Interstellar'ı anlatmanızı istiyoruz. Onu ben de çok, onu konuşmayı zaten çok istiyorum. Yani Big Bang olsun, işte evren, kozmoloji falan bunlar en Tabii, önemli. tabii. Bu programın en şey Tabii. konularından yani en, ne denir? Benim de özellikle çok ilgim var o konulara. Çok... Zaten Damla'ya şey dedim. Ne Güneşin sonundan bahsettim. Bir anda böyle nasıl ya falan filan güneşin sonu mu olur? Oho dedim, evrenin sonundan bahsedeceğiz falan. Kan görmeye dayanamıyorsan gelme yani. Bu Doğru kadar. söylüyorsunuz. Katılıyorum. Ben o Daha zaman evren. şimdi şöyle sorularda soruyorlar. Ben konuya gireyim. Sorulara da oradan bakalım. Çünkü kitaplarla ilgili ve uzayla ilgili sorular gelmeye başladı. Hem konuya girmiş Evet, oluruz böylece. tamam Damla. Tamam. O zaman Damla ben kendini kendimden tanıt. bahsedeyim. Tamam. Kendini tanıt. Zaten artık 170-200 kişi olmuş neredeyse. Bir artık Evet. konuya girebiliriz. Şöyle ben reklamcıyım. Oyun ajansında çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır iletişim sektöründeyim. Ajanslarda çalıştım. Kreatif ajanslarda. Böyle işte oyun falan oynuyorum derken son şeyi de durağı da artık bir oyun ajansında çalışıyorum. Oyun pazarlaması yapıyorum. Bayağı bildiğiniz sizin oynadığınız bu bilgisayar oyunları. Twitch'teki yayıncılar, telefonlardaki oyunlar falan. Bir taraftan işte hafif böyle bir geek kültürüm olduğu için de Umut abiyle öyle tanıştık. Umut abi de böyle işte en son geçen haftaki konuşmamızdan sonra da ya Umut abi Twitch'te aslında bir yayın açsan çok güzel olmaz mı? Böyle sohbet ederiz. Ben de zaten merak ediyorum. Pek de bir şey bilmiyorum. Çok da kara cahilim bu konuda diye ikna ettim. O dedi ki yaparız Damla dedi. Sohbet edeceksek dedi. Seni mi kıracağım dedi. Yalan mı? Yalan değil. Ben de böylece Umut abiyle böyle cuma günleri. Belki yayın tarihi ve saati değişebilir bu arada onu konuşuruz. Ondan sonra belirli günlerde böyle haftada bir gün buluşalım sizinle. İşte sohbet edelim, muhabbet edelim. Uzayda neler oldu, o hafta hangi konular gelişti. Çünkü ben mesela okuyorum, anlamıyorum. Yani istiyorum bilmek ama hani belirli bir noktada kalıyor bilgim. O yüzden bilgisi olan insanlar varsa onlarla da Umut abi sohbet etsin. Böyle bir bilgi akışı olsun. Kitaplardan konuşalım falan dedik. Yayınımız tamamen böyle sohbettir, muhabbettir. Science'dır, teknolojidir. Ben de arada size oyunlardan bahsederim. PUBG'de neler oldu, Fortnite'da kim kimi vuruyor. Ya ben onu görüyorum. PUBG kelimesi geçiyor. Ben PUBG'ye publication falan diye düşünüyordum ama PUBG oyun ismi. Ya ben Evet. bu kadar cahilim. Kusura Konuda bakmayın. hiç... Umut abi ben de sana onu öğretirim. Peki, Umut abi senden başlayalım bence. Çünkü herkesin merak ettiği şeyler var. Benim de merak ettiğim şeyler var. Biraz 101 NASA yapalım istiyorum. Chat'i, Twitch'i, botları falan halledeceğiz nasılsa. Birazcık böyle şey. Ya sen bize şu NASA'ya nasıl girdin? Bize onu bir anlat ya. Gözünü seveyim. Ya böyle bir CV attığında seni oraya çağırdılar. İşte sen 5 yıl içerisinde kendini nasıl gördün? Nerede görüyorsun? İngilizce yeterlik sınavın var falan. Yaptılar mı sana bunu ya? Vallahi Sen ben çok tam merak ediyorum. HR gibi şey yaptın. Evet. Aslında şöyle de söyleyeyim yani ben açıkçası 5,5 yıldır işte NASA'nın JPL merkezinde çalışıyorum. Yani NASA'nın 11 tane merkezi var. Bunlardan bir tanesi JPL. Yani Los Angeles'ta bu da. Ve şöyle bir olay. Açıkçası ben bununla alakalı özellikle ilk girdiğim senelerde çok fazla soru vardı. YouTube'da falan YouTube'a koyduğum birkaç tane yayın var. O zamanlar biraz daha böyle yeni girmişim falan daha böyle bir aşk ve şevk, heyecan falan filan. Daha farklı şeyler anlatmış olabilirim. Eğer ki şu anda anlattıklarım Çakışma olursa aynen. yeterli gelmezse YouTube'daki Periskop yayınları yapmıştım o sıralar. Periskop'taki şeyleri de dinleyebilirsiniz.
Şöyle bir şey olmuştu. Yani bunu sürekli anlatmayacağım bu arada. Yani Evet, bu yayın için. programları gerçekten NASA nedir, NASA'ya nasıl girdin? Ben gerçekten eğer fark ettiyseniz son neredeyse 3 yıldır 3 yıldan fazla özellikle bu tür yani kendimle alakalı hiçbir röportaj vermiyorum. Bayağı da şey geliyor. Röportaj vermiyorum, vermek istemiyorum. Çünkü yani ben gerçekten bilim konuşmak istiyorum ya da teknoloji konuşmak istiyorum. Özellikle bir bilim ne bileyim bilimsel bir gelişme olduğunda ya da teknolojik bir şey olduğunda ya da herhangi bir misyon fırlatılıyor ya da iniyor bir şeyler oluyor. Ya o sırada ya o röportajları falan şey yapıyorum ama gerçekten kendimle alakalı konuşmayı sevmeyen bir insan. O nedenle gerçekten elimden geldiği kadar sadece bu sefer konuşacağım. Özellikle Amerika uzay teknolojileri konusunda biraz daha içine kapanık bir ülke. Yani içine kapanıktan kastım en azından bir Amerikan vatandaşlığı ya da green card ya da yani green card'ı da şey denir. İşte permanent residency yani böyle süresiz kalma şeyi kartı. Genelde bu isteniyor tamam mı? Yani bu olmadan özellikle uzay teknolojileri ya da özellikle teknik işleri yapmanız çok zor da imkansız arasında. Neden? Elon Musk bununla da alakalı bir açıklama yapmıştı zaten. Çünkü Amerika'da uzay teknolojileri silah teknolojisi olarak geçiyor ve Amerika kendi ürettiği herhangi bir silahı başka bir ülkeye vermek istemiyor. Şimdi öyle olunca durum neye dönüşüyor? Uzay teknolojisini de bir şekilde bu kategorinin içerisinde alınmış. Alındığından dolayı da Amerikan vatandaşlığı çok önemli bir hal alıyor. Ya da Amerikan ya da Green Card dediğimiz şey. Şimdi bunu iki şekilde bunu bir bunu geçme yöntemi şu şekilde olabiliyor. Teknoloji yerine bilim yapmak istiyorsanız Amerika kapıları biraz daha açabiliyor. Yani uzay bilimleri yaptığınızda bilim biraz daha evrensel bir şey. Sonuçta sen uzaktaki bir yıldızı keşfetmeye çalışıyorsun. Uzaktaki bir galaksinin işte kütlesini keşfetmeye çalışıyorsun. Uzaktaki evrenin işte başını sonunu bir şeyleri keşfetmeye çalışıyorsun. Öyle olunca yani öğrendiğimiz ya da keşfettiğimiz şeyleri de anında makaleye çevirip bütün dünyaya bildirmek istiyoruz. Yani ve bu da zaten o ülkenin bilim çıkışının artırmış oluyor. Bilim çıkışı da artmış olunca da doğal olarak Amerika bilimsel anlamda büyük bir ülke olmuş oluyor. Yani o bakımdan Amerika bilim konusunda Amerikan vatandaşlığını çok önemli bulmuyor. Canı istediği, yeterli gördüğü herkesi bilim konusunda şey yapabilir, ne denir, içeri alabilir. Kaç şu anda 19 bin civarı insan çalışıyor. Bayağı çokmuş. Ben bunlardan sadece bir tanesiyim. Yani çok büyük bir Çok olay Türk değil var mı? aslında. Çok Türk, bu da bunu da burada söyleyeyim. Yani Başka yok diyormuş sanırım tek 5 mi? yok yok. Sanırım 5 yıl önce Türkiye'de Ordu'ya da bir konferans vermiştim. Konferansı verdiğim sırada pardon konferans başlamadan önce şöyle koltuklarda birkaç tane lise öğrencisi falan onlarla beraber oturuyoruz. İşte birkaç tane lise öğrencisi geldi bana şeyi sor işte NASA'da kaç Türk var dedi. Ben de NASA'yı bilmiyorum ama JPL'de 4 Türk var dedim tamam mı? Ondan sonra sen misin bunu diyen? Orada da bir tane şey varmış işte. Eyvah. Bir haber ajansının muhabiri varmış. O da arkadan not ediyormuş zaten benim konuştuğum şeyleri falan. O zaten haber bayağı ajans olduğu için zaten bütün gazeteler onu kopyalıyor, yapıştırıyor zaten. O sırada onu şey yaptıktan sonra ne denir? O haberi o cümleleri duyduktan sonra NASA'da çalışan 4 Türk'ten biri. Ordulu. Ay, konuyu Hayda, tamamen gerçekten yanlış yani anlamak. gerçekten hiç yani hiç ben ya ben tamam yani Ordu doğumlu değilim ama İstanbul doğumlu aslında yani annem babam Ordulu ama yani şey ne denir herhangi bir şehrin şeyini ortaya çıkartmak da istemezdim yani ama yani demek ki kendi ne denir Ordu'nun kendi yerel muhabiri olunca bu şekilde şey yaptı. O dört Türk meselesi de ya o anda JPL'de 4 kişi çalışıyor. 4 Türk vardı tamam. O sırada JPL'de çalışan insan sayısı 5.000. 5.000 içerisinde 4 tane. Yani düşünsenize bayağı insan var sonuçta burada. Neyse yani şu anda kaç Türk vardır? Şu andaki Türk sayısı sanırım bir 6 kişi olduk herhalde. 6 belki Altı 7 ne? NASA'dan mı? 6 ya da 7 olmuş. Yok NASA demiyorum bak Ha yine bak yine. bak Oradaki haber işte. spikerine döndüm. Ordu'dan tek. Muhabir gibi dinlemeyin kardeşim. GPL'den Yok, çalışan 6 sadece Türk'ten birisin. JPL'de 6 ya da 7 tane Türk var şu anda. Diğer NASA Center'larda kaç tane Türk var bilmiyorum. Benim Anladım. tahminim yaklaşık 15 kişi civarında olduğunu tahmin ediyorum. Yani sadece dışarıdan da
İki ya da üç kişinin ismini biliyorum. Üç kişinin Aynen. ismini biliyorum. Başka da kimseyi bilmiyorum. Yine de böyle biraz şey yapalım ne Tanışık denir? mısınız peki? Gidip Fazla şey böyle yapıyorum. bir şey, hasret, özlem, Yok sohbet kız öyle. oturup yapıyor musunuz? Konuşuyor Çok musunuz? uzak kızızım yani. Ha şey JPL içerisindeki tabii Evet, canım JPL. evet. Konuşuyoruz tabii Tamam, canım. tamam. Tabii. O, aynı departmanda değilsiniz ama anladığım kadarıyla. Bir tanesiyle aynı departmandayız. Diğerleri herkes ayrı ayrı şeylerde. Yani genelde biraz dağınık. Yani böyle burada bazı ülkelerden gelen insanlar var. İşte örneğin Çinliler çok fazla, İranlılar çok fazla. Aha. Ya belli bir komünite Aha, oluşturmuşlar anladım, anladım. insan içerisinde. Ama Türkler çok az olduğundan dolayı öyle kendi başımıza kendi başımıza kaldık Arada diyeyim buluşup bazı. böyle piknik yapıyorlar kenarda falan. Evet, aslında benzer şeyler de olabiliyor yani. Kaltek Süper. var burada zaten. Kaltek'e gelen Aha. Türkler de oluyor. Onlarla beraber dediğiniz gibi piknik yapabiliyoruz. Ha, nerede kalmıştık? Yani şeyi açıklıyordum. Nasıl İşte girdi? NASA'nın yabancıların girebilmesi için özellikle bilim bölümlerinden mezun ya da fen fakülteleri tarzı şeylerden mezun olmaları daha bir önem kazanıyor. Mühendislik Ama değil mi o zaman? Mühendislik. mühendislik, bak mühendislikte de onu da dikkatle söylemeye çalışıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ha. İyice dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Özellikle uzay mühendisliği bölümü ya da aerospace engineering denilen bölümler genelde Amerika'da sadece NASA değil herhangi bir özel şirkette bile işe girmesi çok zor. Herhangi bir özel uzay şirketinde bile işe girmesi çok zor. Çünkü çok zor değil, imkansız. Yani eğer ki Neden peki? aerospace ile alakalı iş yapacaksa. Neden peki? Dediğim gibi yani bu silah teknolojisi olarak görünce uzay Anladım, teknolojisi anladım. şey yapmak Bilim istemiyorlar, olarak almak görmüyor da istemiyorlar. silah teknesi olduğu için Ama anladım. sen başka tür mühendislik alanda yani sen aerospace bitirmişsindir ama başka tür mühendislik yapıyorsun ya da elektrik mühendisisindir, bilgisayar mühendisisindir. Yani bu tür şeylerle de işin içine girebiliyorsun. Yani örneğin telekomünikasyon, tamam, bununla alakalı elektrik mühendisi ihtiyacı vardır. Elektrik mühendisi bu tür işleri yapacak da denir. Çok neden gizli olmayan ya da işte misyonların direkt işleriyle alakalı olmayan işlere girebilirsiniz. Ya da işte machine learning dediğimiz şey ya da data science dediğimiz şey ya da işte bilgisayar programlama ile alakalı şeyler. Yani belli yerlere kadar şey yapabilirsiniz. Ne denir? Girme yani NASA bu tür insanları alabiliyor. Ama genel olarak Ama bilimle alakalı olursa daha kolay daha oluyor kolay olur. diyorsunuz. Ya yani uzayı ben Ama araştırmak istiyorum, şunu bilime da katkı söylemem, göstermek istiyorum aynen. gibi. Bunu da Anladım. şunu da söylemem gerekiyor ki yani bazen bana LinkedIn'den falan gönderiyorlar işte şey yapabilir mi? İşte ben işte NASA'nın şu pozisyonuna falan başvurdum. Bakıyorum sadece işte Türkiye'de lisans bitirmiş, tamam mı? Yani ya da master bitirmiş. Ya bu açıkçası lisans ya da master'la genelde early career şeyleri vardır, pozisyonları var. Bunlara başvurulmasını çok tavsiye etmiyorum. Çünkü senin Türkiye'deki en iyi üniversiteden 100 kat daha iyi üniversiteler zaten Amerika'da var. Tamam mı? Yani Tercih olarak zor olur diyorsunuz. ve yani Amerika gidip de Türkiye'deki üniversiteden mezun bir lisans mezunu bir insanı almaktansa gidip MIT'si var, Harvard'ı var, bunun şeyleri var, Aynen. Carnegie var. Yani onlardan almayı daha çok tercih eder. Tam öncesinde bir Öyle şey yapmak kariyerler. lazım ama önce ya Ha. herhalde değil mi kariyerinde? Nasıl yapıyorsun onu? İşte doktorayla yapıyorsun. Ha, anladım. Akademik Doktora. kariyer olarak kendini Akademik. geliştirmesi Aslında lazım. doktoraya bu yüzyılda akademik demek zorunda değiliz artık. Yani eskiden hep akademik gibi gözüküyordu. Artık akademik de değil. Sen sadece kendine bir şeyde çok daha uzman ötesi bir şeye çeviriyorsun. Yani master uzman demektir. Şeyde Doktoralı. PhD zaten filozof yani o konunun filozofi. Ay. Şaka değil. Filozofi yok, doktorat demek. PhD yani. Ne Yani kadar da filozof aynen. bilmek. Doktora yaptığında o işin filozofu olmuş oluyorsun. Yani aslında bir şey bulmuş oluyorsun, bir şey keşfetmiş oluyorsun. Sonra bu iş şeye dönüşüyor. Sen eğer bir doktoranda iyi bir şeyler yaparsan, yani böyle iyi bir grupta çalışırsan, iyi bir şeyler keşfedersen, iyi bir şeyler yaparsan, doğal olarak senin sadece kendi ülkende değil, dünya çapında yeni bir şeyler keşfetmiş oluyorsun ve o şeyin en iyisi ya da en iyi bilenlerinden birisi sen oluyorsun. Doğal olarak o işin tek kişisi sen olduğun için
Doğal olarak NASA'ya başvursan ya da NASA ya da herhangi bir çok iyi yerlere falan başvursan seni kabul etme şansı daha çok artıyor. Şöyle bir soru gelmiş. ODTÜ ve Boğaziçi'nde galiba, yani üniversitelerden bahsediyor. Türkiye'de sadece bu iki üniversitede bir özellik var diye biliyorum demiş. Ne olduğunu ben bilmiyorum. MIT ile falan eş tutuyorlar. Bunlar bu üniversiteler için de geçerli mi söylediğiniz diyor. Bence geçerlidir diye düşünüyorum. Neden geçerli olmasın? Ya MIT ile ya şimdi şöyle bir olay var. Yani MIT ile eş tutamazsın. Yani kusura bakma. MIT ile Üzücü bir falan gerçek oldu şu an. yani MIT, Caltech'tir bilmem ne falan bunlarla. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben özellikle Hollanda'dayken böyle Erasmus'a gelen ODTÜ'lü arkadaşlar falan vardı. Böyle ilk geldiklerinde böyle şey böyle ODTÜ yanlış anlaşılmasın. Böyle ODTÜ böyle falan filan. Ondan sonra yani sadece Groningen Üniversitesi, Hollanda'da Groningen Üniversitesi'ne geldiklerinde. Yani derslere falan bir giriyorlar. ODTÜ falan neymiş falana dönüşüyorlar. Yani Eyvah, ODTÜ'lü çocuklar mutsuz. Okulu hayır hayır bırakacaksınız hayır şimdi. hayır hayır. Ben Hepsi esnaf olmaya karar kesinlikle vermesin yayın yok sonrası. yok 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 kesinlikle kesinlikle bununla alakalı bir yazım da var zaten. Ben her zaman şunu söylerim. Üniversitenin ismi Bence de yani önemli çok değil. önemli değildir. Bir yere Ben de öyle kadar düşünüyorum. önemlidir. Çünkü hep de şunu söylüyorum yani. Damla, şu anda sana soru soruyorum. Evet. Bak, en yakın ülke. Bulgaristan'ın en iyi üniversitesinin ismini söyler misin bana? Bilmiyorum. Peki Bulgaristan. bana Macaristan'ın en iyi üniversitesinin ismini söyler misin? Onu da bilmiyorum, yok. Peki bir Amerika'daki bir insanın Türkiye'nin en iyi üniversitesinin ODTÜ ya da işte Bilkent ya da Boğaziçi Bilmesi. olduğunu Doğru mu? bilmesini nasıl Aynen. bekliyorsun? Doğru. Çok Yani mantıklı. Türkiye'yi haritada bile gösteremeyecek insanların Aynen öyle. yani Türkiye'deki herhangi bir üniversitenin ismini bilmesini çok beklemek şey değil. Doğru, Ben doğru. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Hem. Ankara Türkiye'de çok yani o dediğin üniversitelere göre çok iyi bir üniversite gözükmüyor ama yani her şey sana bağlı. Doğru, evet. Kişisel gelişim çok kritik ya. Ben Tabii inanıyorum ki her aşırı şey derecede. kişisel gelişim. Çünkü Her ben şey kişisel. hani çok klasik bu şey ama hani böyle aşırı iyi üniversitelerde okuyup gerçekten kişisel anlamda kendini geliştiremediği için iletişim becerisini ve hatta kişisel bir takım başka nasıl anlatayım işte liderlik yönünü belki işte iletişim becerisini belki sosyal becerilerini çok iyi geliştiremediği için gerçekten birçok insanın çok kısılıp kaldığını çok gördüm. Yani yaşım çok büyük olmamasına rağmen benim yaşımdaki insanlarda bile gördüm. O yüzden ben üniversitede bazen böyle derslere konuşmaya beni iletişim fakültelerine çağırıyorlar iş yaptığım işten dolayı. İşte öğrencileri böyle kariyerinde ne önerirsiniz, ajanslarda nasıl çalışıyorlar, işte aman nasılmış falan. Ben hep şunu söylüyorum, tabii ki derslerinize çalışın ama günün sonunda bizim yaptığımız iş iletişim işi. Aslında bütün sektörlerin en büyük olayı bu yani iletişim ve network. Ve kendini geliştirmeyle alakalı. İstediğin okuldan istediğin gibi mezun olabilirsin ama iletişim iyi değilse bir Tabii. ajansta çalışamazsın yani. Çünkü o Tabii ajansta ki, tabii takım ki. işi yapıyorsun. Her gittiğin yerde takım işi yapıyorsun. Orada kendini göstermen için o takım içerisinde bireysel olarak bir yere gelemiyorsun yani. Bir şeyleri öğrenip o iletişimi kuvvetlendirmen lazım her zaman. Bu benim fikrim tabii ki. Sadece o da değil zaten canım. Yani sen iletişimi şeyde de yazıyorsun. Makale yaptığında da Aynen. yazıyorsun. Yani Aynen makale öyle. yazıyorsun. Bilimsel makale yazdığında sen iyi iletişim yapmazsan yani kusura bakma ama bir tane iki tane makale yazarsın kendi başına ama yani 21. yüzyılda öyle kendi başına makale yazma dönemi geçti. Öyle romantik bir şekilde Aynen. Einstein'ın böyle filmlerini izliyorsunuz. Einstein böyle işte ne denir böyle çalışma masasında kurulmuş şuradan bir tane şey ne denir masa lambası böyle hafiften sarı ışık kağıtların içerisinde şey Herkes öyle yapmış. zannediyor. Arkada binlerce böyle kitap falan işte o da böyle sabahlara kadar şey çalışıyor. Büyüyünce ben de böyle olacağım. Yok. Keşke hayat Yok öyle olsa. artık böyle bir şey yok azizim ya yok yani ben bunu kesinlikle söyleyeyim. Bu devir geçti. Bu devir 1900'lerin başında vardı ama şu anda yapılan en şey bilimler, en böyle oturaklı bilimler hep ne denir? Birliğiyle beraber çalıştığında ya işbirliği yaptığında yapılan şeyler. Yani Aynen. bugün Nobel ödülleri falan öyle tek başına ben şunu yaptım, bunu yaptım falan olmuyor. Laboratuvar grubu kuruyor, teleskop kuruyorlar, Aynen. bilmem ne kuruyorlar. Yani onlarla falan beraber oluyor. Şey Ama birisi ha ay çok yalnız araya girdim. ben şunu da söyleyeyim yine de ya bak Tamam. herhangi bir üniversiteyi kötülemiyorum ya da iyi demiyorum yani. Sadece Yanlış anlaşılma. üniversitenin yani yanlış anlaşılabilir. Yani Yarın orasını gazete kesersin. manşetlerinde görürüz. Umut Yok orasını Yıldız kesersin. İTÜ Başka bir şekilde Üniversitesi kötü anlaşılabilir dedi. ama.
Yok yok, herhangi bir üniversiteye iyi ya da kötü demiyorum yani. Sen kötü bir üniversiteden de şey yapabilirsin. Kendine yetebilirsin. Çünkü 21. yüzyılda yani şey artık yani bilgi YouTube'da alıyorsun bilgiyi. Vallahi Gidiyorsun öyle. işte YouTube'dan arama Coursera'dan yapıyor ders insanlar. alıyorsun yani. Aynen yani artık kendini geliştirmen tamamen senin elinde bir şey. Hocaların sana öğrettiği falan filan bunlar geçti azizim yani. Bunların artık önemi kalmadı yani bu yüzyılda. Birisi soru sormuş, onu cevap vereceğim. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. NASA'da yaz stajı yapmak için stajı yapmak için başvurmamız gereken yollar nedir demiş. NASA'da yaz stajı yapabilmen için Amerikan vatandaşı olman gerekir falan. Üzüldüm şu an. önce okulu bitirmeden biri Amerikan vatandaşı birisiyle evlensen, işte oradan 3 yıl beklesen falan. Yok yok. Yok, Amerikan vatandaşı olmadan genelde ya da minimum green card sahibi Ha. olmadan stajyerlik çok şey değil. Çünkü dediğim gibi yani Amerika'da yani senin kalifiyende olan binlerce öğrenci var. Tamam, Ve peki. Amerika kendi parasıyla bunu yapıyor. Amerika kendi şeyiyle yapıyor bunu. Ve Amerika sonuçta maaş da veriyor stajyerlere. Böyle şey gibi de değil yani. Böyle bedava stajyer çalıştırma gibi Doğru. de değil yani. Ve doğal olarak Amerikan vatandaşı oluyor. Sadece bir tane yöntem var, onu da söylemeden geçmeyeyim. Bir tane yöntem var. Sanırım 2400 dolar aylık burs bulacaksınız. Ve NASA'daki herhangi bir center'dan şey alacaksınız. Orada çalışan NASA'daki herhangi bir center'da nedir? Kadrosu olan bir çalışanın o anda öğrenciye ihtiyacı olacak ve o Kendi öğrenci finansmanını olarak kendi sizi sağlayacak. seçe, sizi seç, sizi seçecek. Evet. Ve kendi finansmanını kendi sağlayarak gelecek. Anladım. Burada şu kelimeyi de yanlış anlaşılmasın. Burs dedim. 2000 sanırım en son baktığımda 2400 dolardı. Belki 2600'dür, hatırlamıyorum. Ona bakılabilir. Yani burs diyorum. Gidip de ben babam zengin 2400 doları ben bankadan çekerim de olmuyor. Bu senin iyi bir öğrenci olduğunu kanıtlamıyor. Yani sana birisinin Ha. burs vermesi gerekiyor. Yani bir Anladım. foundation'dır, bir şeydir. Sana bir burs verecek. Ya bir yerden burs bulacaksın. O burs sana şey haline geliyor. Anladım. Şey sormuş birisi de, uzay mühendisi okuyarak NASA'ya giremez miyim demiş. Bunu konuştuk değil mi ya az önce? Ya Konuştuk mu? şöyle ha onu da şöyle devam edeyim. Uzay mühendisliği bitiren Evet. insanlar genelde şunu yapıyorlar. Lisansı bitirdikten sonra Türkiye'de İTÜ'de zaten ODTÜ'de var. Onu bitirdikten sonra Amerika'ya direkt doktora için geleceksiniz. Graduate School için geleceksiniz. 6 sene zaten Graduate School var. Bu sırada her şekilde zaten Green Card'a başvurursunuz, şey yaparsınız vesaire vesaire. Yani belki Green Card o 6 sene içerisinde çıkar. Belki çıkmaz. Çıkmazsa da Green Card şeyden sonra ne denir? Doktoradan sonra 2 ya da 3 sene daha ekstra çalıştıktan sonra Extraordinary Ability diye bir Green Card başvuru formu şey var, yöntemi var. Ben de bundan başvurdum zaten. Ha, ben de soracaktım, siz nasıl girdiniz bu kadar zorsa? Ankara'dan Ben yabancı kalktınız olarak gittiniz. girdim. Ben yabancıydım zaten. Ben bilim yaptım. Ben astrofizikçi olarak girdim Ha, zaten. Yani ha, bu bir şey bunu değil. chat soruyordu, Ben ben mühendis olarak tabii ben chat'in sesi mühendis oldum. olarak girmedim zaten. Tabii. Evet, mühendis olarak girmemiş arkadaşlar. Bilim yapmak için girmiş. Demiş uzaya bakacağım, yıldızlara bakacağım. Bir bakabilir miyim Ha. demiş bir arkadaşa. O da izin vermişler. O sırada olaylar Tamam. gelişmiş. Burayı onu bitireyim. Onu bitireyim Tamam. o zaman. Ne oldu ondan sonra? İşte doktora yaptım. Ben Hollanda'da doktora yaptım. Doktora yaptığım sırada çok güzel çok şanslıydım diyeyim. Yani böyle ben hiçbir zaman kendimi çok zeki ya da şey söylemem zaten. Çok şanslıydım açıkçası. Yani bayağı bir doktora pozisyonuna başvurdum. Bayağı bir reddedildim ve olabilecek en iyi doktora pozisyonuna kabul edildim. Yani bayağı 10 taneden fazla red almıştım. Tam en sonunda artık böyle gerçekten böyle yerlerde 3 ay falan işsiz şey bir şekilde hiçbir yere bir balta hesap olamayan bir adam olarak böyle şey olmuşum. En sonunda hiç uzun zamandır ne denir? Uzun zamandır uzun zaman önce başvuru tarihi geçmiş olan bir proje vardı. Ya ben nasıl olsa geçti yani. Şubat'ta başvuru tarihi geçmiş olan projeye Başvurdunuz. ben sanırım ne zaman başvurdum? Eylül civarı başvurdum. Ben nasıl olsa geçmiş diyorum. Niye başvurayım falan. Sonra bir baktım dedim böyle böyle ya bu pozisyon sürekli web sitenizde duruyor yani. Gerçekten geçti mi yoksa hala açık mı? Hoca açık dedi, başvurunu yapabilirsin dedi. Sonra başvurdum, sonra mülakata çağırdı, sonra gittim. Ve en güzel tarafı da Herschel Uzay Teleskobu diye bir teleskop var. Belki bunu da başka programlarda detaylı Evet, aynen. konuşabiliriz.
Çok 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 keşifleri oldu. Benim hocam da işte yıldız oluşum bölgelerinde su keşfedilmesiyle alakalı en yüksek zamana sahip olan bir hocaydı. Öyle olunca yani bayağı bir gözlem zamanımız oldu bu teleskoptan ve bayağı keşifler yaptık, bayağı makaleler yayınladık. Doğal olarak bu beni birkaç adım öne attı Bilim yapmış başvurularda. oldunuz aslında. Tabii, yani bayağı yapıldı yani. Oksijen molekülü bilmem ne, işte su molekülü falan. Bunlar da dediğim gibi başta bitirmeyelim. Daha bir sürü yayın yapacağız Tabii, yani. aynen. Hafta yayın Ben yapacağız. zaten özet Şey geçiyorum yapma. hızlıca. Yani o Aynen, siz aynen. dediniz ki ben dediniz ben bir şey yapacağım, bir bilim yapacağım. Bana bir izin verebilir misiniz? Azıcık içeri Aynen. gireyim. Öyle içeri girdiniz. Konu aslında şu özetle. Çok saran olduğu için özet geçiyorum. Bilim yapmak maksadıyla gitmek daha kolay ama mühendislik için olan konular ne yazık ki silah konusuna geçtiği için orayı biraz tehlikeli buluyorlar ve konuyu oradan açmıyorlar. O yüzden mühendislik bölümlerinin işi çok zor. Yani Yanlış zor anlamadıysam. ama dediğim gibi illaki aerospace olarak girmek zorunda değil. Başka Evet. türlü bir şeylerden Başka girebilir. alanlardan girilebilir. Evet. Yani başka bir şeylerini yapabilir yani. Bir roketin başka şeylerini de yapabilir. Yani her türlü şeyini yapabilirsiniz. Yani bir sürü şey var. Tek parça bir şey değil sonuçta yani. Başka şeylerini yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani doktorayı bitirdikten sonra yine Green Card'a başvurma şansınız var. Başvurursunuz. Biz bir iki sene, yani bir sene sürer belki. Eskiden Obama döneminde 6 ay sürüyordu. Benim şu anda yani 1,5 sene Şanssızlık. oldu ben. Aynen şu anda 1,5 sene oldu ben şey yapalım. Yani Arada ben... ve bir Ha şey oldu. pardon. Lafınızı böldüm, özür dilerim. Arada chat'e bakıyorum da. Şimdi şey... bir tane soru vardı. Onu bir okuyacağım bir saniye. Lisans ortalamam benim Ha onu... 3 neydi? 3,2'ydi zannedersem. 80'di. Ama dereceyle bitirmiştim okulu. Peki diyor ki birisi yazmış mesela lise öğrencilerine bir tane lise öğrencisi bir arkadaş yazmıştı yukarı bir onun sorusunu okumak istiyorum. Bayağı yazmış çünkü. Heh. Benim hedefim a yok o başka yanlış kişi yoktu. Hemen bulacağım. O kadar çok yazılmış ki lise arkadaşı bulamadım onu neredeyse. Heh. İkinci sınıf lise öğrencisiyim. Şu andaki durumumda Koç Üniversitesi Fizik bölümüne girebiliyorum. Yabancı dilim de var demiş. Doktora master düşünüyorum sonrasında da. Ama yine de NASA'ya girmek olayım zor olur mu demiş. Fizik bölümü de yine bilim tarafından girebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii ben konuyu siz daha iyi bilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Tamamen sana bağlı. Dediğim gibi üniversitenin bir yere kadar önemi var. Üniversitenin bir yere kadar önemi olan şey de sana o fırsatlar sağlaması. Evet, Yani kendi bir fırsatı. Anadolu Üniversitesi'nde sana örneğin çok iyi üniversiteler, çok iyi bir yurt dışı üniversitesinde Erasmus sağlayamayabiliyor. Ama örneğin Koç Üniversitesi, örneğin Avrupa'daki çok iyi üniversitelerden birisinde fırsat sağlayabiliyor. Ya da İngilizceyi ben kendim halletmek zorunda kaldım. Çünkü benim astronomi bölümüm Türkçeydi. Yani eğer ki Koç'a gidersen İngilizcedir bütün şeyler, dersler. Sen Aynen. İngilizceni ders şey, o şey zaman içerisinde yetiştirmiş olursun. Yani o bakımdan ileriye gidersin ama her şey tamamen ve tamamen senin elinde. Çünkü her Koç'a giden NASA'ya girmediği gibi her gitmeyen de giremiyor. Yani öyle bir şey yok yani. Sadece bir üniversiteye girdim de NASA'ya girdim ya da herhangi Hemen SpaceX'e koşayım. girdim ya da öyle bir öyle bir olay yok Ya yani. MIT'den mezun olan herkes de NASA'da SpaceX'te Ha çalışmıyor yani günün öyle bir şey sonunda yok yani. yani. Tabii canım O öyle bir şey yok. tamamen kişisel şeyle. Tamam. Şimdi bu mevzu kariyer şeyine dönmesin. Bu konuları Evet, zaten gün evet, evet. içerisinde konuşuruz diye düşünüyorum. Bayağı yayın olacak çünkü. Bu haftanın konularına geçelim yavaş yavaş. Çünkü bu arkadaşlar uzaylarla ilgili çok sorular soruyorlar. Ben bir kısmını anlamıyorum. Bu şeyden başlayalım. En güncel konu olduğu için bu NASA neden 365 gün mü? Okuyamadım bile. Neden 35 gün 35 gün. kapalı kaldı? Bunu bize bir Dur. açıklayın. Onu açıklayacağım. Şurada bir şey var. Hocam Sorun var. SpaceX'e girmek NASA'dan daha mı kolay olur? Hayır. Daha zor olur. SpaceX şöyle bir şey. SpaceX'te yani NASA artık kaç 60 senelik bir kurum olduğu için yabancılar için sistemini kurmuş durumda, tamam mı? Yani ben örneğin yabancı bir vatandaş olarak girebiliyorum içeriye ve benim internetim ayrı, girebileceğim binalar ayrı, her şey çip libacımız ayrı. Yani her şey kurmuş durumda. Ama özel şirketler bu masrafı, bu maliyetleri girmek istemediğinden dolayı yabancılarla uğraşmıyorum. Git green kartını al sonra ben seni alırım derler. Tamam mı? Yani o Ha. nedenle SpaceX'e girmek mülakattan bahsetmiyorum yani. İlk şart olarak green card meselesinden bahsediyorum. Evet, NASA neden 35 gün kapalı Evet. kaldı? Şu Biz konuya bir burada gelelim böyle ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? kafaları yedik. İşe Yani gitmediniz mi 35 gün? ben değil. Siz Şöyle bir şey gittiniz. ama Siz NASA bilim yapıyorsunuz. Ondan. yok, Uzaya onunla da bakmak alakası da. Ben her yok. şeyi Onunla buna da alakası bağlayacağım yok. artık. Bilim yapılıyorsa NASA'nın gidin.
NASA'nın %95'i kapandı. Bayağı işe Neden? gitmediler. Bayağı işe gitmediler, aynen öyle. Neden? Şöyle bir şey, bu NASA ile alakalı değil ama NASA'nın mağduriyeti daha çok haber oldu şeylerde, basında. Basında. Amerika'da böyle bir sistem var. Çok ilginç, çok saçma gibi gelebilir. Yani koskoca yılların ülkesi diyorsunuz. Yani nasıl böyle bir şeyin içerisine girebilirler? Yani nasıl böyle yani kendi kendine bu kadar Kendi mahvedebilecek bir ayaklarını mı sıkmışlar? kendi ayaklarını sıkabilecek bir kanun yazabilirler ve şey yapabilirler. Amerika'da şöyle bir olay var. Türkiye'de de var zaten. Her sene yeni bütçe konuşması yapılır, değil mi? Mecliste de bütçe Evet, konuşmaları. aynen. Şu anda yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Eskiden bütçe konuşmaları Yapılıyor, yapılırdı yapılıyor. ve bütçe konuşmaları yani en hararetli zamanlardı. Ben eski TBMM'den de biliyorum. İşte Bilim Bakanlığı kaç para alacak, işte bilmem Tarım Bakanlığı kaç para alacak. Herkes ortadaki şeyden kapmaya çalışıyor. Tamam, bütün bakanlıklar kapmaya çalışıyor. Ve bu şekilde bir yıllık bütçe hazırlanıyor, tamam mı? Amerika'da da aynı şekilde var. Bu şekilde bütçe hazırlanıyor ve şey yapıyor. NASA'ya. Yalnız herkes NASA'ya değil, NASA ile hiç alakası yok. Sadece ve bu bütçe ayarlandıktan sonra herkes bütçesinde konuştuktan ve kavgasını edip iş bittikten sonra başkanın bunu imzalaması gerekiyor. Başkana tamam geliyor. Başkan diyor ki bunun içerisinde bana oy verenlere verdiğim söz üzerine işte duvar yapacağım diyordu işte Meksika'ya. Meksika ile Amerika arasında bir duvar Aa. yapacağım diyordu. 5,7 milyar dolarlık bu duvarın bütçesi yok dedi. Ha. Yoksa ben bunu imzalamıyorum kardeşim dedi. Tamam mı? Lan oğlum saçmalama, imzala şunu falan. Yok imzalamam, yok imzalamam falan. Gerçekten imzalamadı. O imza sürecinde mi kapalı kaldı? Biz böyle hayretler içerisinde 22 Aralık'ta zaten Amerika tatildedir. Bütün Amerika'da, Avrupa'da şöyle Aralık'ın son 2 haftası böyle yoktur diyebilirsin yani. 22 Aralık zaten insanların tatil zamanı. Zaten ilk başlarda bizi çok şey yapmamıştı. Ben de tatildeydim zaten o sırada. Çok çok etkilemedi zaten. Ama Açılır geri yani dönünce yok. Dükkan bir kapalı. hafta sonra bir hafta sonra bir baktık hükümet hala kapalı. Oo. Eyvah falan. Sonra işte diğer bütün NASA Center'lar artı bütün federal çalışanlar, Amerika'daki bütün federal kurumlar yani herkes kısacası yaklaşık 800 bin kişi federal çalışanlar, bunların hepsi eve gönderildi. Hiçbiri işe geri gelemezsiniz. Çünkü Allah. bütçeniz yok, paranız yok diye eve Maaş da gönderildi. almadılar mı peki bu 35 gün Maaş da gerçekten? almadılar. Oha çok Maaş da bayağı almadı kimse. mağduriyetmiş yalnız. Evet, maaş alamıyorsun, işe gitmek istiyorsun, gidemiyorsun. Öyle NASA'nın sadece projeleri falan günde ortada beşi. bırakıp gittiler mi yani? Tabii ki her şey, Oha. mecbursun yani. Çünkü NASA kapalı, yani kapılara kilit vuruldu. %5'i sadece çalıştı, %5'i de sadece bu astronotlara bakan bazı işte mühendisler falan filan var. Astronotların yani sonuçta koskoca bir şey Aynen. var. Ne yaptı Yani uzayda adamlar öyle boşluğa? milyarlarca dolarlık bir şey var. Sen onun alt üstü bir şey için düşmesini istemezsin ya da astronotların ölmesini istemezsin. Doğal olarak Evet. %5'i falan çalışmak Heh, zorundaydı. yani onu Çalıştı. çünkü adamları Ama orada bırakalım uzayda ne halleri varsa görsünler 35 gün. öyle. Öyle bir dünya yoktu diye Şey düşün. yapın. Maaş alamıyorlar adamlar ama. Çalışmak Ya. ama maaş alamıyorsun. İşte bilinç yüzünden, sorumluluk yüzünden adam her gün işe gidiyor. Yazık uzayda birileri orada tek başına kalmasın. Adam uzaydan arıyor. Kimse yok mu? Bizi burada bırakıp Ama gittiler. en son işte nasıl şey oldu? İşte 33. günde mi ne artık tuvaletleri de artık kendiniz temizleyeceksiniz diye duvara imza şey atınca ne denir? İlan yapıştırınca Aman oradaki tanrım. menajerlerden birisi, çünkü tuvalet temizleyicileri de işte yani herkes kısacası bütün çalışanlar sadece mühendis değil, Aynen. herkes yani bütün support staff dediğimiz sekreterinden tut temizlikçilerine kadar herkes çalışmıyor. Doğal Çok olarak kötüymüş ya. Mühendisler sıraya girsin. Herkes bir gün tuvalet temizleyecek diye girdi. Ondan sonra zaten sinir oldu olan bir tane müdür. Direkt tweet attı. Tweet direkt dünya çapında haber oldu. Biliyorsundur belki Evet. Türkçe'de de bayağı haber oldu. Aslında Ay. olayın özü bu yani. Aslında bir şeyle ne NASA ile alakalı ne başka bir şeyle alakalı. Ama ya bütün Amerika şey oldu. Bu sadece bir de bunu sadece NASA ya da NASA'nın federal çalışanları da etkilemiyor.
Örneğin NASA'nın TÜBİTAK gibi şeyi var, tamam mı? NSF diye bir Aha. organizasyonu var. Bu organizasyondan da para alan profesörler falan var. Doktor öğrencileri var, Ha, öğrenciler falan bayağı var. öyle. Ha, bunlar da maaşlarını alamıyorlar doğal O olarak. Yani çok aslında kötüymüş kimse ya. yani bu ripple effect dediğimiz böyle dalgalar halinde sadece belli bir core grubu değil, dalgalar halinde onun falan böyle bir etkileyen bir pozisyona dönüştü. Ve Çok iş büyüdü tabii. bayağı Aynen. çok büyüdü. Şimdi 35 gün içerisinde aslında yani o 5,7 milyar dolar istiyordu ama yani 5,7 milyar dolarlık zararlı. zarar yaptı. Evet, onu Zarar yaptı. söyleyecektim. Yani bu şey neydi o atasözü? Evdeki pirinçten olmak bir şey. Öyle Yani bir tam onun ama gibi olmuş. Atasözünü de hatırlayamadı. Bir yere adamın giderken evdeki adı değil pirinçten herhalde. olmak. Heh. Ha, Dimyat'a giderken bulgurdan olmak. Evet. Vay arkadaş, bunu bile hatırlıyorum bak. Asla bilemedim Hiç ama. kullanmadığım bir kelimeydi şeydi ama. Benim şu an nereden aklıma geldi onu da bilmiyorum ama bayağı kötü. Şu an açık ama. Şu Hükümet an açıldı açıldı. işte. 30, yani ondan Artık sonra gidiyorsunuz. geçen hafta, bir hafta oldu herhalde yani. Bu hafta Gidiyorsunuz. açıldı ya, Ha, pardon, bu evet hafta doğru. Bu açıldı. hafta açıldı. Bu hafta Gidiyorsunuz açıldı. artık. İyi. Açıldı. Ha, biz zaten gidiyorduk. Bizim gitmemizin sebebi de biz yani JPL, dikkat ederseniz bizim şeylerde en çok zaten bizim ne denir, grafikleri falan görürsünüz. NASA/JPL-Caltech yazar. Biz Caltech tarafından yönetiliriz. Bizim maaşlarımızın aslında NASA önce Caltech'e verir, Caltech bize verir. Öyle olunca Caltech'in Emergency Funds dediğimiz bir şey vardı. Böyle acil durumlar için fonları vardı. O fonlar neticesinde işte biz uzun süre daha, yani bir ay daha ayakta durduk. Ama bize söylenilen şey, Şubat'ın 10'una kadar açıldı, açıldı, açılmadı. Sizi de eve göndereceğiz demişlerdi. Peki Ve sonunda şey oldu. duvara bütçe çıktı mı Düve yazmış? çıkmadı, yok canım yani, Çıkmamış. yok çıkmadı, çıkmadı. Bak şurada Of. da bir yanlış anlaşılan bir şey var. Hocam eskiden NASA'nın bütçesi daha fazlaydı ve bütçe neden düşürüldü diyor. Düşürüldü mü? NASA'nın bütçesi düşmedi. NASA'nın Nereden bütçesi çıktı? sürekli artıyor. O çok eski bir haber. Yaklaşık en az bir 5-6 senelik bir haber. Yani bir öyle bir durum oldu ama düştüğü dönemde de en fazla 1 milyar dolar falan mı ne civarı düştü. Çok fazla düşmemişti yani. 1 milyar dolar zaten Türkiye'deki 1 milyar dolar ya. Açmayalım. Türkiye'deki ne denir? Bütün Bilim Bakanlığı'nın bütçesi zaten 1 milyar dolar. Bizim sadece çünkü kaç? 19 milyar dolar civarı şey var, bütçesi var. Pardon, o sırada 17 milyar dolar. Yok, 18'de 17'ye mi ne düştüydü? Ya yani Hem aslında çok da bir şey çok da değil. bir şey olmamış yani. Ya Hiç çok, ya fazla. etkiliyor elbette ki, bazı misyonları etkiliyor, bazı insanları etkiliyor ama yani şu anda çok daha arttı hatta. Yaklaşık tam bilmiyorum ama 1 milyar dolara yakın daha arttı. Şu anda 19 milyar civarında. Aman Tanrım. Gerçekten tam bilim yapılacak yer. Duru, gel bir Aha. merhaba de. Aha. Okula gidiyor. Okula gitmek üzere şu anda. Evet, Gel gel orada tabii gel. saat çok erken. Hadi, el sallayalım. Bugün cuma. Gel 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 Merhaba. gel. Ne kadar güzel. Ama uyanamamış. Yok ya, saat 11. O 10:46 burada. Uyanmıştır. O zaman uyandı. Uyandı da, uyandı da. Hadi. Hadi hadi. Bay bay. Çok tatlıymış. O da ilgileniyor mu? Vallahi her şeye şey yapıyoruz şu anda. Ne denir? İlgilensin diye her bütün bilgileri. Önüne her şeyi elimizden gelen her şeyi koyuyoruz sonuçta ama kendi bileceği Kendi iş. bileceği. Hiç belli olmuyor biliyor musunuz? Gerçekten çok alakasız Yani yerlere ne istiyorsa gidebiliyor. onu yapsın canım Aynen. yani. Yoksa okuyorum. Evde Türkçe konuşuyoruz ya. Evde Türkçe konuşuyoruz. Duru'nun Türkçesi çok iyidir. Sizden iyidir falan diyormuş. Yok yok, gerçekten Duru'nun Türkçesi çok iyi. İngilizcesi de iyidir. İngilizcesi yani şu an işte dediğim gibi biz evde sürekli Türkçe konuştuğumuz için Türkçesi Hı. iyileşsin istedik. Yani okulda nasıl olsa İngilizce öğrenecek diye. Şu anda okulda da zaten kindergarten'da şu anda şey anaokulunda. Okulda da şu anda İngilizcesi de İngilizcesi. bayağı ilerledi. Bayağı iyi gidiyor şu Süper anda. ya. O çok büyük bu multi language konusu yurt dışında yaşayan Evet. Türk çocuklarda çok büyük kriz haline gelebiliyor. Benim arkadaşımın Yani kuzeni vardı. Hiç Türkçe öğrenememişti çocuk mesela sürekli İngilizce hiç konuşmaktan. konuşmazsan hiç öğrenmez Ve zaten. Ondan akrabaları dolayı. için buraya geldiklerinde falan sürekli kız kültür şoku yaşıyordu böyle. Herkes Türkçe konuşuyor çünkü İngilizce konuşmuyor. Bir türlü iletişim kuramıyorlar falan. Büyük problem de Türkçe bilmesi iyi olmuş o yüzden. Yani sık geldiğinizi düşünüyorum o yüzden söyledim. O zaman Evet. Türk Uzay Ajansı'nın kuruluşu. Türk Uzay Ajansı'nı farkındaysanız bir anda
Bir anda Bir böyle anda. Ay, nereden bir çıkıyor böyle anda o ya? Uzay kuruyoruz diye bir şey kurul. vermiş, hemen kuralım. Yok aslına bakarsanız bu çok uzun zamandır muhabbeti olan bir şeydi. Hatta çok iyi hatırlıyorum 1994. Türksat 1A fırlatılmadı pardon. 1A fırlatıldıktan sonra düştüydü. 1B fırlatıldı. Ondan sonra Türk Uzay Ajansı'nı kuralım artık uzaya çıktık falan filan. Yani bir gaz, klasik Türk gazı böyle haydi 1994 araya yani işte girdi. 24 Ocak olması lazım Evet, zaten. aynen. Neyse yani o sıralarda bir gaza gelinmişti uzay ajansı kuralım falan. Sonra 1998'de ben üniversiteye girdiğim sene 98'de bayağı bir şey oldu. Uzay ajansı kuruyoruz olayı oldu. Ben üniversiteye girdikten sonra sanırım bir 2000 civarı SpaceOne 2000 ya da 2002'ydi. SpaceOne diye bir şey yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı dedik Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuracağız. Ve şey yapacağız yani artık uzay konusunda bir şey olacak bir yetkin bir şey olacak diye böyle bir şeye başlamışlardı. O konferansa katılmıştım ODTÜ'deydi çok iyi hatırlıyorum ona katılmıştım tam yılını hatırlamıyorum ama gittiğim zamanı hatırlıyorum 2000 ya da 2002'ydi ya öyle bir şeydi Peki ne yapmayı neyse. planlıyorlar? Ajans kuruldu, Türk Uzay Ajansı. Ne misyonu ne yani şu an? Ya misyon çok geniş zaten. Yani özellikle kanun metinleri biliyorsun zaten olabilecek her türlü genişlikte alınır. Ama sen ne kadar bütçe verirsen, ne kadar insan alırsan ona göre değişir. Yani şu anda, yani hatta şu anda önüme geldi. Zaten birinci madde direkt işte bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin amacı Türk Uzay Ajansı'nın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları şey yapacaktır. Bilmem ne bilmem. İşte Türk Uzay Ajansı Sanayi Teknoloji Bakanı. Türk Uzay Ajansı Başkanı, Ha, bu bana Türk attığınız dur. Ajansı, Çete de atayım bakmak isterlerse. bakmak isterlerse aynen çete'de şeyi atabilirsin, Nankör linkini olur. atabilirsin. Bir PDF var. Yani kısacası Cumhurbaşkanı'nca belirlenen politikalar doğrultusunda milli uzay programını hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak. Altta bayağı bir madde var. İşte ne yapalım, ne edelim falan filan, işte nasıl yapalım, milletler arası anlaşmalar, uluslararası kapsamlar, bilmem ne, işte ticari, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetleri vesaire vesaire. Yani bayağı uzun bir şeyler planlanmış durumda. Ama tarih ne kadar, ne zamandı bunun şey tarihi? 2018 Aralık 13, değil mi? Aralık 13'te Evet. çıktı. Ya işin ben bu tür şeylerde biraz şey yapıyorum. Yani Aralık 13 oldu. Şu anda Ocak pardon 1 Şubat'tayız. Kuruldu ve ondan itibaren Hiçbir ses yok. ses yani sadece bir çalıştaydan haberim var. Bir çalıştay yapıldı. İşte ne yapabiliriz tarzında. Peki Çalıştayın bütçeleri yapmak istedikleri şey yeterli mi sizce? Yani öyle bir bütçe açıklaması falan oldu mu? Bilmediğim için soruyorum bu bütçe arada. açıklamasını ben de duymadım. Sadece bildiğim kadarıyla bilim sanayi bir dakika bakanlığın ismi de değişmişti. Eskiden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ydı. Şu anda bilimi kaldırdılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Doğru. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın altındaki ya yani da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın içerisindeki bütçeden buna bütçe ayrılacak Aha. diye şey yapıldı. Yanlışsam beni düzeltebilirsiniz. Bu şekilde gördüm şeyi. Yani direkt bir bütçe acayip derecede gerekiyor. Direkt yani direkt Cumhurbaşkanı tarafından bir bütçenin evet sizin bütçeniz şu kadar milyar dolardır. Artık kaç milyon mu, milyar mı? 100 milyon mu? Yani kaç yüz milyon dolar onun bilinmesi lazım baştan ve ona göre zaten harcamaların ona göre yapılması lazım. Her şeyden öte zaten yapılması gereken en önemli şey bir plan, proje ne yapacağız? Aynen, Ben onunla ilgili hiçbir vizyon açıklaması falan yapıldığını ben hatırlamıyorum. Yapıldı mı? Yani atıyorum şu planımız şu bütçeyle şöyle şeyler yapacağız ya da böyle bir bütçe istiyoruz gibi bir açıklama da yok benim gördüğüm kadarıyla. Yanlışsam beni düzeltin de. ya bütçenin Bu olabilmesi için hedefin olması gerekiyor. Sen yani yani babandan para istemek gibi bir şey değil yani bu. Sen babandan ne için para istersin? Baba şunu alacağım, Ay. şu kadar işte bisiklet alacağım. Baba oğlum kaç para bu bisiklet? İşte ne bileyim şu kadar para. Bu kadar para. Yani sen hedefini açıkladıktan sonra şey yapar. Yani hala bunu bekliyorum. Benim şu anda en çok beklediğim şeylerden birisi bu. Yani hedef ne? Yani ne yapılacak? Ben işte birkaç sene önce Türkiye'ye geldiğimde böyle uzayla alakalı insanlarla konuştuğumda genellikle şu cümle çok şeydi. Uydu yapacağız. Ha.
yapacağız, uydu yapacağız. Hep yani niye yapacağız sorusu Onu biraz şeydi. soracaktım ben de. Niye Bir yapacağız? şey, bir Yani açıklaması neyin? var mı onun için? Yani ya uydu yapmanın nedir? Uydu yapabilme yetisine kazanabilmek için uydu yapma şeyinde. Ya ben biraz bilim insanıyım sonuçta. Ne için yapıyorsun sorusunu sormam gerekiyor benim de. Yani Sovat uydu yapabilirsin tamam. Tebrikler güzel. Ne için yapacaksın? Derdin ne? Niye Ne uzaya çıkıp da ne yapsalar yap? iyi olur peki? Yani Sizin öneriniz hedef mesela? belirsek. Hedef yani örneğin benim yani örneğin ya şöyle bir şey. NASA'nın kurulduğu tarih ne zaman? 1958. 1958. Ay'a ne zaman çıkıldı? 1969'da. Yani Tamam mı? Yani 11 yıllık bir o yatırım. sırada o 1961'de zannedersem Kennedy'nin öldürülüşü ne zamanda? Kennedy 1961'de zannedersem suikast Bahan. olduydu. 61 mi 62 mi neydi yani? O olduğu anda o olduktan sonra ya bu da ayrı bir konu. NASA'nın kuruluş 63'müş. tarihi bu 60 63 müymüş? Tamam. Evet. Yani NASA'nın kuruluş ve işte o zamanki hem politik hem bilimsel hem teknolojik durum işte Soğuk Savaş dönemi yani arada bir sürü şey var ve insanlar işte özellikle Kennedy'nin işte biz pardon 61 civar 61 ya da 62'de şey dedi Kennedy uzaya çıkacağız dedi ondan sonra 63'te vuruldu. 61'de o 10 yıl içerisinde Ay'a giden nesil biz olacağız. We decided to go to the moon öyle bir şey diyor tamam mı? Yani öyle yani Ay'a gitmeyi tercih ettik diye böyle bir cümle sarf Vizyon. ediyor. Bir vizyon veriyor evet. Aynen. Vizyon veriyor. O vizyon ondan sonra Kennedy suikaste gittikten sonra ondan sonra gelen işte Lyndon Johnson'da zannedersem Lyndon Johnson da şey yaptı yani Kennedy bir hiç uğruna ölmedi onun şeyi bu aydır Ay'a gideceğiz diye bir hedef belirlendi ve buna göre inanılmaz bütçe sağlandı inanılmaz Amerikan bütçesinin %4,6'sı mı ne yani şu anda %0,05'i öyle söyleyeyim yani bayağı Çok küçük bir ciddiymiş. şeydeyiz yani şu anda çok çok düştü şey pardon 0,5 ya 0,05 değil 0,5 olması lazım. Neyse yani evet we chose to go to the moon not because they are easy but because they are hard. İşte böyle bir şey böyle bir cümle söyledim. Güzel Zaten chat'te de söylemiş. yazmışlar. Aynen bu chat çok güzel bir şey ya. Valla sağ olun arkadaşlar. Hızlı Aynı bilgi. zamanda hızlı bilgi çünkü biz de her şeyi bilen insanlar değiliz. Ansiklopedi değiliz yani. Biz elbette ki bunu okuduk ama yani uzun süre önce okuduk yani. Elbette ki her şey kafada kalmıyor. Neyse. Ne diyordum ya? Ben de unuttum Ha. da şunu Hedef. soracaktım. Ha, Hedef. hedef. Yani o hedef orada belirlendiğinden dolayı Bütçeler ona göre ayrılıp ne yapacağını NASA diye bir herkes şey ortaya çıktı ve NASA'nın hedefi ortaya çıktı ve Ay'a gidildi. yola gidip. Bizim böyle bir hedefe ihtiyacımız var. Hedefimiz olduğu sürece insanlar kenetlenir derler ki Türk milleti işte Aynen. 2020 yılında Ay'a bilmem ne gönderecek. Bu hedefi konulsun ondan sonra ve hedefe uygun da bütçe konulsun. Yani gidip de ya işte 60 milyon dolar işte senin bu senelik bütçen. Ya 60 milyon dolarla kusura bakma hiçbir şey olmuyor. Ya da 100 milyon dolarla bütçeyle hiçbir şey olmuyor. Ya da Aa. 200 milyon dolarla hiçbir şey olmuyor. Bir Tamam şey mı? ol, bir şey Yani yapmak için hele olması Ay'a lazım o gitmek paranın. istiyorsun falan ya bunlar kolay bir şey insan işler değil. Aynı zamanda insan çekebilmen lazım ve şu anda bak bizi izleyen bu kadar öğrenci var, bu kadar genç var, bu kadar potansiyel uzayla alakalı potansiyel insan var. Bu insanların kafalarında şüphe kalmasın. Ya işte uzay bölümüne gidersem ne olur işte gitsem Bir şey olabileceğini açlık görmesi kalırım, lazım insanların. falan filan olmaması lazım ki o hedefe uygun ilerlesin ve bugünkü çocuklar, bugünkü gençler yarına işte uzayla alakalı bir bölüme gitsin. O da olmazsa bu iş olmaz. Yani yapmamız gereken bizim şey hedef, bütçe, insan. Bununla ilgili size bir soru sormuşlar. Türkiye Uzay Ajansı açıldığında işte yurt dışındaki bilim adamları ve mühendisleri çağırabilirler mi burada çalışmak için? Böyle bir şey var mı ellerinde? Ya gelin bizimle Hedef, çalışın. bütçe olduktan sonra ve garanti olduktan sonra bunlar ve yani burada dışarıdaki insanların buna inanması gerekiyor. Yani bu Peki. hedefin ve bu bütçenin hiçbir zaman değişmeyeceğine ve bu hedefe doğru gidileceğine emin olsunlar gelirler. Hocam bir sorum. Peki diyelim ki hedeflerini beğendiniz. Güzel bir hedefleri var. Bütçeleri de var. Gelir misiniz? Gelirim niye gelmeyeyim canım yani. Güzel bir Çalışın. hedef olduktan sonra ya Ne ama olursa hedef mesela gelirsiniz. Sizin var mı böyle bir ütopik büyük bir hedef şeyiniz? olması gerekiyor. Büyük bir hedef olması gerekiyor. Uydu yapacağız da ben gelmek istemem şahsen ki zaten ben uyducu değilim yani. Uydu yapacağız tarzı şey değil yani.
bizim bir şeyler yapalım yani, gerçekten bir şeyler yapalım tarzında. Yani büyük bir hedef olsun. O hedefe doğru zaten sadece ben değil yani. Zaten ben önemli bir insan değilim. Çok insan gelir yani. Yeter ki o hedef ve bütçe kesin olsun, Gerçek tamam. elle tutulur bir vizyon gösterilsin diyorsunuz. Ya çok iki tane sürekli yazılar var. Onları kısaca şey yapacağım. Alyssa Carson diye bir şey var. Sürekli geçiyor. Alyssa Carson bir öğrenci arkadaşlar. Yani ne denir? Öyle haberler ortaya çıkıyor ki, ne denir işte NASA işte şu lise öğrencisini astronot, işte Mars'a gidecek astronot olmak üzere yetiştirmeye başladı. Tamam mı? Ya da Abigail bilmem ne vardı işte, astronot Abby tarzında, ya da Alyssa Carson. Yok böyle bir şey. Böyle bir olay yok. Yani evet, bazı insanlar, bazı gençler, çocuklar böyle çok aşırı hevesli olabiliyorlar ve bu hevesinden dolayı basının ilgisini çekebiliyorlar. Çünkü basın bazı zamanlarda yani bu tür şeylere bir anda örneğin haber yoktur. Evet, haber yapalım falan diyebilir yani. Ama öğrenci gerçekten hevesli bir öğrencidir. Ama basın bazen öyle abartıyor ki, örneğin az önce konuşmanın başında demiştim işte NASA'daki dört Türk'ten biri falan. Bazen öyle bir abartıyor ki Basının çarpıtması. aslında şeye dönüşüyor, tamam mı yani. Ya Sonra basın o İngilizce haberi Türkçe'ye çevirirken çeviride yanlışlık. onu anlayan tercüman başka bir şekilde Aynen. çevir. Sonra bir bakmışsın hop şeye dönüşüyor. Alyssa Carson Mars'a gidecek insan olarak yetiştiriliyor. Ben nasıl Mars'a gidebilirim falan. Yok böyle bir şey. NASA kimseyi yetiştirmiyor. Sen hele öyle liseden falan filan. Ama şu bir gerçek. Şu anda liseye giden bir öğrenci büyük ihtimalle Mars'a gidecek. Onu da söyleyeyim yani. Büyük ihtimalle şu anda liseye gidiyor, Mars'a gidecek ilk insan. Çünkü 2030, 2035, 2040 yılları civarlarında gidecek, gitmesi düşünülüyor NASA'nın planına göre. Liseliler şu an evde çıldırıyor. Gelecek planı olarak Mars'a Hayır gideceğim diye. yani Annesini babasını darlamasınlar herkesi sonra böyle. gidemiyor canım. Yani her Amerikan vatandaşı da astronot olup 320 milyon insan var şurada Amerikan pasaportuna sahip. Yani Ya bunların her Türk biri vatandaşı olamaz mı astronot? Bu da alakasız bir soru. Şu an merak ettiğim için sordum. Türk vatandaşı olabilir mi? Parayı verdikten sonra olur, niye olmasın? Yani şu anda kendi roketimizi yapmamız, kendi roketimizi de yukarı çıkmaktan falan bahsediyorsan, bu baya 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 uzun sürecek bir olay. Ben Evet, Amerika'ya gelsem, bir neyse, eğitimini alsam o çocuk olmaz. da şu an lisede. O kadar ya. Ben geri gidiyorum o zaman. Bu şu an yıprandım yani bu bilgiyle. Ya bizden geçti azizim ya. Sen boş ver bizi. Şöyle yazmış birisi çünkü astronot olmak için ne zaman, nasıl ve nereden başlamak lazım? Kendim için değil, çocuğum için soruyorum demiş de oradan. Mantıklı bir soru bence yani. Şöyle bir şey, astronot olmak, şimdi astronot nedir? Hayda. Astronot dersinden girelim. Astronot nedir? Astronot ya da uzay nedir? Uzaya çıkmak nedir? Ondan başlayabiliriz. Von Karman sınırı diye bir sınır var. 100 kilometre yukarıya uzay deniyor. Tamam, 100 kilometre. 100 kilometre ne kadar Damla? Nereden nereye 100 kilometre? Ankara İstanbul ne kadar? Ankara İstanbul ne kadar? 100 kaç 300, kilometre? Ankara 360, İstanbul 300 falan 300. olması lazım. 300'lü bir şey olması lazım. Ya Ankara Evet, İstanbul doğru. arasındaki yolun ya da daha ya şöyle 100 kilometrelik bir alan, bir Bolu'ya mesafe kadar söylesene. buradan. Nasıl attım belli değil. 100 kilometre ne kadardır ya bilmiyorum. Bakayım yazıyorlar mı? 100 kilometre Bak ne? düşünsene yani. Sen İstanbul'dan Bolu'ya gitsen hiçbir şey olmuyorsun. Sadece Evet. İstanbul'dan İstanbul'dan Bolu'ya Bolu'ya gitmiş gidiyorsun. oluyorum. Yukarı doğru Yani gidersem uzaya mı çıktım? aynen, yatayda böyle bir şey olmuyor ama aynı mesafeyi sen yukarı doğru gittiğinde yani Uzay, gerçekten uzay. dünyanın değişiyor. Uzay olmuş oluyor. Çok Vay. büyük bir mesafe değil aslında. Ya 100 kilometre, ya 100 kilometre bir şey değil aslında, değil mi? İstanbul, İzmit, Çorum, Amasya, Çatalca. Bir Yani takım örnekler geliyor. İstanbul'un neresinden sayıyorsun? İstanbul dediğin şey İstanbul mu? İstanbul Beşiktaş. bir başına zaten 100 kilometre olsa gerek herhalde. Beşiktaş'tan İzmit'e. Okey, tamam. Ama ben Türk Neyse, ha vatandaşı olarak yani olamıyor ha, muyum? Onu şunu sordum. diyecektim zaten. Şu anda 100 kilometre sınırına çıkmak üzere turizm amaçlı Heh, şirketler çalışmaya başladı. onu Bu soracaktım. şirketler işte
İşte Blue Origin bununla ilgili çalışıyor ve Uzaya Virgin götürüyoruz Galactic. diyorlar. Bunlarla olduktan sonra sizin çocuğunuz büyük ihtimalle ya da belki siz de dediğim gibi Turistik sanırım amaçlı. 200 bin dolar civarı olsa gerek fiyatlar. O civarlarda bir şeyler diyorlardı. 200-250 bin dolar civarı. Turistik amaçlı parayı verdikten sonra çıkabilirsiniz. 200 bin dolar da Amerika'da bir ev bile etmiyor yani, onu söyleyeyim size. Ya astronot mesleği alabilmen için gerçekten insan üstü olman gerekiyor falan diyebilirim. Çünkü gerçekten yani özellikle yani insan üstü demeyeyim de yani şöyle Amerika'da astronot seçimleri, hatta bizim burada Caltech'ten birisi de gitti astronot şu anda eğitimlerinde. Doktora falan doktora yapıyorsun genelde büyük ihtimalle. Ya yani bildiğim kadarıyla hepsi doktoralı. Artı tek bir konunun uzmanı değil, birkaç bir ya da iki tane iki ya da daha fazla konunun uzmanı olacaksın. Ya tıp plus mühendislik. Yani sen yukarı çıktığında yani her alandan işte ya botanik işte vardır ya, Mark Watson işte Boston'daki botanikli vardı, bir tane mühendislik tarafı da var. Patates. Yani adam yani adamın yani senin tek bir konuda yetişmiş bir insan olmandan öte birkaç konuda yetişmiş insan olman gerekiyor. Anladım. Ve Çünkü yani o kadar deneyimli olman mantı gerekiyor. test. Artı Bir de tabii canım mantı artı test de sağlık olması lazım. Sen orada gideceksin o tek tabii canım. başına orada. Yazmış birisi. Exor Aerospace. Exor. X-Core Aerospace, Okay. evet. X-Core. Bir şey daha diyecektim ya. Ha bir de astronotluk mesleğini, ya bir de şöyle düşünmemek lazım. Astronotluk mesleği evet çok güzel ama bayağı bir robot bir iş. Çünkü yediğin belli, içtiğin belli, yapman gereken spor vesaire her şey kontrol dahilinde. Artı yapman gereken deneyler var, tamam mı? Deney yapıyorsun. Yani Johnson Space Center'da bir tane scientist var, tamam, bir tane bilim insanı var ve o bilim insanı diyor ki benim şu deneyim uzayda yapılsın diyor. O bir tane roket artık kargo misyonlarıyla o deney uzaya çıkartılıyor. Ondan sonra astronot o deneyi alıyor. Bilim insanı diyor ki işte kapağını aç, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu yani bir nevi yani bir robotun yapacağı işi yapmış oluyor. Yani aslında sadece öyle evet çok güzel tarafı var. Özellikle indikten sonra hani Popülerlik uzaydayken de anlamında çok güzel. Uzaya gittim, indikten hayat sonra çok. tabii canım indikten sonra zaten direkt emekli Oo, oluyorsun. Hemen çok iyi. konferans konferans dolaşıyorsun yani. O bir astronotluk öyle bir şey aslında. Mükemmelmiş ya. Bir tane soru var, sürekli geliyor, şunu bir sorayım artık. Okuyun artık diye bizi azarladı çünkü. SpaceX NASA'ya kısa bir zaman diliminde ulaştı. NASA bu işi yıllardır yapıyor. SpaceX böyle giderse NASA'dan önce Mars Mission yapacak. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir demiş. Ya bu soruyu çok cevapladım aslında. NASA ile SpaceX karıştırılmasın. SpaceX özel bir şirket, NASA bir devlet kurumu. Devlet kurumu. Devlet kurumu ne demektir? Bürokrasi demektir, değil mi? Devlet kurumu ne demektir? İşte kongreden bütçe bekler, bilmem ne bekler. Risklere giremezsin. Canın istediği şey yapamazsın. Bir sürü imza gerekir, ıvır zıvır. Yani böyle basit bir şey, basit şekilde değildir. Böyle. SpaceX asıldır. Elon Musk'ın canı ne isterse onu yaparsın, Evet. tamam mı? Adam Yani şimdi elektrikli araba yapmış. Ondan sonra elektrikli bilmem ne. Keyfince ben biraz canım sıkılıyor, biraz da elektrikli koltuk yapayım diyor. Adam veriyor, koltuğunu aynen. yaptırıyor yani. Flame Thruster böyle şey Bak, yapıyor patron yani. şirketi işte. Ateş Patron. Evet. nedir? Bu Ateş yılda ya, tüfeği bir falan de yapıyor. ben bunu geçen gün şeyde söyledim. Yani adam milleti trollemek için ürün çıkartıp ondan sonra onun reklamını yaptırıp 1 Nisan'da yani şakaydı ya, böyle bir ürün yoktu falan diyor. Bunu kim yapabilir ki ya? Hani İşte paran varsa yaparsın, çok zenginsen yaparsın. ya, Ve devlet birazcık da böyle yapmaz ama nerd, bunu yani. ya bir de birazcık da nörtlük, geeklik falan Evet. da Var. varsa canın istediğini yaparsın. Bak Boring Company falan işte yer altında. Aynen. Bak Los Angeles'a gelirseniz zaten beni de bulursanız şey yaparım, buluşuruz mutlaka. Los Angeles'a gelirseniz şunu göreceksiniz. LAX, Los Angeles'ın havaalanı, Los Angeles o büyük havaalanı şurada. SpaceX şurada, tamam. O kadar yakın ki birbirlerine. Arada ne kadar diyeyim ya? En fazla şimdi Beşiktaş'tan yok öyle şey yapmayayım. İstanbul'u bilmiyorum, yok. Ya o kadar yakın ki yani Kilometre en söyleyin. fazla bir kilo, en fazla 1-2 kilometre, birkaç kilometre mesafe var, tamam mı, arada. Ve adam dedi ki ve bildiğim kadarıyla Elon Musk şey yapıyoruz. Yani haftanın 3 ya da 4 gününü Los Angeles'ta geçiriyor.
Geri kalan günleri de San Francisco'da geçiriyor. Çünkü Tesla San Francisco bölgesinde, Silikon Vadisi'nde, şey de burada, tamam mı? SpaceX de burada. Ya yani iki tarafta haftanın yarısını orada. Ya yani sürekli havaalanına gittiğinden dolayı, bak bu kadar yakın bir mesafeden Korkuyorum bahsediyoruz. şu an. Ne yaptı? Ve bunu şu kadar yakın mesafeye gitmeye üşendiğinden dolayı ya da trafiğe çıkmaktan üşendiğinden dolayı dedi ki ben havaalanına yer altından direkt şey yapacağım dedi, tamam mı? Tabii bu Rüya her merdiven mi yaptırdı? işte Ben de o nasıl Boring dümdüz Company git? böyle çıkıyor Ya. aslında. Boring Company'nin çıkma sebebi bir nevi bu yani aslında. Sen şey İnanılmaz yapıyorsun. ya. Sen şey yapıyorsun. Diyorsun ki yani ben havaalanına daha kısa sürede gideceğim. Kardeşim her zengin böyle yerin altını delerse olmaz. Deleceğim derse olmaz. Ne dedi onun için? Ben böyle bir şirket kuracağım. Bütün Los Angeles'ın altını deleceğim ve şey yapacağım. Halka yeni bir ulaştırma aracı sağlayacağım dedi. Ve doğal olarak belediyeden böyle bir bütçe değil de belediyeler izin çıkartabildi. Yani Vay ilk testleri be. yapabilmek için. Boring Company meselesi de böyle bir şey aslında. Yani biraz da Kendi kendi metro rahatlığı için. hattını Aynen kendi taşıyorum. rahatlığı için. Aynen evine metro Zenginlerin hattı çekilir kapısından gibi bir şey. metro çıkartıyor yani. Aynen öyle yani. Bir nevi öyle. Kişiselleştirilmiş metroya hoş geldiniz. Ha nerede kalmıştık? Şey diyorduk işte yani SpaceX canın istediğini ne yapar? Canın istediğini yapabilir. Yani Mars'a sen NASA'da tamam NASA diyecek ki ben bir tane araba koyacağım. Roketin başına araba koyacağım. Uf. Şu Ay. anda ağzımı kapatayım küfür ederken. NASA başkanı ve senatörlerin bilmem nelerin edeceği küfürleri tahmin edemezsiniz. Yani yok öyle bir ya olamaz böyle bir şey, tamam mı? Bürokrasi. Yani olmaz zaten, yapamazsın böyle bir şey, tamam mı? Yani böyle bir şey mümkünatı yok. Ne oldu? Ne oldu? Ha şunu bilmemiz gerekiyor burada. SpaceX pardon NASA SpaceX'in en büyük müşterisi. SpaceX artık ne denir? Ürün Roket sağlayıcı gibi mi? ürün Anladım. sağlıyor, tamam mı? Roketle uzaya şey gönderiyor. NASA'nın görevi uzaya bilmem roket yapmak değildir. Yanlış anlaşılan şey bu. Yani uzaya çıkan her şey sanki NASA'dan bekleniyor. NASA bu işin lideriymiş falan gibi. Hayır değil. NASA bir şeyi NASA öncü kuruluştur. NASA yapar. Yaptıktan sonra başka birisi yapabiliyorsa buyurunuz siz yapın der. Yani bunu ötesine illaki roketleri ben yapacağım falan diye böyle bir olay yok burada. Aslında Onun şeyi için üreten, bilgiyi, bilimi üreten, tabii teknolojiyi yani. üreten taraf oluyor öncü. Ama o teknolojiyi üretebilecek senin kendi kişisel paran varsa git kendin de üret kardeşim. Tabii ki. İstediğini yap diyor aslında. Yolu Sen gösteriyor yani. roketi kurabiliyorsan, roketi yapabilecek başka bir şirket varsa ve ucuza yapıyorsa, NASA'nın söyleyeceği tek şey buyur sen yap, biz bize verilen parayla Başka bir şey Plüton'a yapalım. gidelim. Aa. Tabii canım yani Titan'a gidelim, şeye gidelim, Europa'ya gidelim. Yani o parayı biz başka şeyler harcayalım. Yani sen başkası bu aynı işi başkası yapıyorsa gerçekten buyurunuz siz yapın, teşekkür ederiz. Eğer insanlar Mars'a kendileri gideceklerse o zaman NASA'nın hedefi daha başka olacaktır. Bu sefer Anladım. yıldızlara gidelim falan tarzı olacaktır. Yani bu bir şey değil yani. Anladım. Mantıklı. Çok mantıklı. İyi bir vizyonmuş yani. Bizim Türk Uzay Ajansı'nın vizyonunu bilmiyoruz ama ben bunu sevdim. O zaman Çin'in ay misyonuna geçelim buradan. O konuda ne düşünüyorsunuz? Biz bayağı O yavaş soruyla gidiyoruz. ilgili Çin'in ay mı? çok soru geldi de o yüzden. Şimdi Çin'in ay misyonu Türkiye'deki sadece Türkiye'de değil pardon aslında yabancı kaynaklardan ya aslında komplo teorilerini bile çok orijinal olarak üreten bir millet de değiliz aslında. Yani genelde komplo teorileri hep Amerikan menşeli oluyor. Böyle işte şu anda başkaları beni dinliyor mu bilmiyorum da yani dinliyor hatta yorum yapacaklardı yayınıma. Komplo teorilerinin de aslında menşei genelde hep Amerika oluyor. Çünkü Amerika'da düşünce özgürlüğü var. Ben düşünüyorum kardeşim diyor. Herkes şey yapıyor, tamam mı? Ve özellikle ayın karanlık Yüzü. yüzü diye böyle bir yanlış bir algıyla beraber şey yapıldı, tamam mı? Yani öyle bir şey gitti. Pink Floyd'un da bir şarkısı varmış. İşte kaç 1970'ler civarı. The Dark Side of the Moon diye Aynen. bir şarkısı Hep o var. yüzden Ve oldu. bu şarkıdan sonra insanlar demek ki Dark Side of the Moon diye bir şey var. Yani ayın karanlık tarafı diye bir şey var. Ayın Bunlar karanlık hep tarafı diye bir şey yok. Ayın her tarafı şarkı o. güneşten ışık alır. Her tarafı güneş alır. Sadece ve sadece ayın biz sadece bir yakasını görürüz. Sen bunu biliyor muydun Damla? Hayır. Ay biliyorum fotoğraflardan.
Sürekli aynı yakasını görürüz. Yani Sürekli aya aynı teleskopla fotoğrafları görüyoruz. baksan aynı şeyi görürsün. Bunu biliyor muydun? Evet. Fotoğraflarda hep aynı yüzünü görmüyor muyuz? Aynı yüzü görüyoruz tabii canım. Biraz Yani aynı yüzü. fotoğraflara dikkatli bakan insanlar hep aynı şeyi gördüğümüzü birazcık o kadar biliyorum. Rica ediyorum beni. Bu kadar da değil. O zaman O kadar neden? Hadi bilmiyorum. bakalım. Tamam. Dönüş yüzünden mi? Aynen. Aslında dur. Topumu Görüyorsunuz. ikinci topu Görüyorsunuz. ikinci topumu unut. İkinci topumu yok. İkinci top da satın alacağım artık mecbur. Şimdi şu burası dünya ise şurası ay ise tamam mı? Şöyle bir dönüş şeyimiz var. Evet. Tamam. Ay dünyanın çevresinde dönüyor. Evet. Ve ayın dünyanın çevresinde dönüşü 27 gün. 27,3 gün tamam Tamam. mı? Ve ay kendi ekseni etrafında da dönüyor. Evet. Ve bu sürede 27,3 gün. Tamam mı? Yani öyle bir dönüş yapıyor ki bu böyle Biz hep aynı döndükçe tarafı görüyoruz. hep aynı tarafa denk gelmiş oluyor. Ama güneşe baktığı güneş tarafına döndün güneşten gelen ışık bakımından da elbette ki bütün yakalar güneşten ışık alıyor. Ama 2 haftada bir alıyor yani. Öyle 2 hafta gündüz 2 hafta gece olmuş oluyor aslında bir nevi. Çünkü çok yavaş kendi eksen etrafında dönüyor. Anladım. Sebep bu. Ondan dolayı birebir kilitlenme dönüyor. Kilitlendiğinden dolayı da hiçbir zaman biz arka tarafına denk gelemiyoruz. Sadece ve sadece arka tarafından çok az bir bölgeyi görebiliyoruz. Yani ayın yaklaşık %50'si de %59'unu görebiliyoruz. Evet, Onun da yazmışlar. sebebi yörünge şeyi var. Şimdi şurada dünya varsa, şurada ay varsa ay ile dünyanın yörüngesi böyle bir düzlem şeyi var. Bir farklılık var tamam mı? Yani hafiften bir şey var. Ne denir? Yörünge eksenine olan değişiklik var tamam mı? Tamam. Bir de şey var. Bir de hani bizim 23 derece 27 dakikalık şeyimiz var ya böyle Evet. bir dik biraz hafiften şey. Yapıp, Aynı evet. şekilde ayın da aynı böyle bir olayı var. Ha. İşte bu da kaçtı? 6,7 derece mi neydi? Diğeri de 5,145 mi? Öyle bir şeydi. Ya bunu çok iyi hatırlıyorum. Niye? Çünkü bu bizim ta lise astronomi dersindeyken şey sınav sorumuzdu. Hatta bizim hoca Lisede astronomi şeydi. dersiniz mi vardı? Lise değil üniversitedeki. Şaşırdım bir an. Ne oluyor dedim. Üniversitedeki şey şu dünya ile olan açısı 5 derece dersen doğru sayıyordu. 5,5 diyen bir arkadaş vardı yanlış demişti. Çünkü 5,2 5 dersen virgülden sonrasını koymamışsın. Yani doğru sayabilirim demişti. Öyle bir şey. 5,145 mi gibi? 5,2 mi? Öyle bir şeydi. Senin Ayın hocaya selam. karanlık yüzü yok. Ayın karanlık yüzü diye bir şey yok. Ayın arka tarafı var. Arka yüzü var. Biz orayı görmüyoruz diye karanlık olduğu anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Hatta Ha. şu anda Google Moon yani internetten sadece Google'dan Google Moon diye yazsanız Google Moon'da zaten ayın arka tarafının haritasını görebilirsiniz. Yani öyle çok Al da işte. bir şey yok yani. İnternetin Öyle geldiği nokta. gizli bir şey yok zaten. Google Earth gibi Google Moon var. Google Gizleniyormuş Mars da gibi var. yapıyorlar. Aynen hiç baktın mı sen de yani Google Mars'a falan Hiç Google haberim Moon yok. gördün Ya mü? Mars'a bakmıştım da Moon'u bilmiyordum. Aynen Google Moon var. Google'un şey ayın arka yüzünü de gösteriyor yani orada. Bakacağım buna, merak ettim. Peki Çin'in ay misyonu? Çin Gelip de sonunda çevirdim sizi oraya. ve dedi ki yani aslında güzel bir hedeften başladılar. Yani önce bir dünyanın çevresinde işte o Tiangong şeyi vardı. Ne denir? Uzay istasyonunu kurmuşlardı. Sonradan işte yavaş yavaş uzaklaşıyorlar yani yavaş yavaş önce bir Ay'a gidelim. Yani baktılar Ay'da ne yaparsak farklı olur. Çünkü sen Amerika'nın yaptığı aynı şeyleri yapsan so Farkındalık what denir olmayacak. değil mi? Aynen. Ne olacak nedir yani Biz Çin'in bunu yaptığı farklı bir yaptık şey daha olacak. önce. Aynen. Ne oldu sonuçta? Şeye dönüştü. Yani biz ne yapalım? Ay'ın arka tarafına gidelim. Dedi. Ve arka tarafına Chang 3 ile ilk gitti. Chang E3. Chang A. Aman nasıl söyleniyor bilmiyorum. Chang E falan böyle. Çince biraz zor hocam. O konuya Çince girmeyelim. biraz. Sen biliyor musun? Sen bunu Bilmiyorum da pronans edebilir Çinlerle çok Çinliyle çalışıyorum. Oyun misin? sektörünün merkezi orası, sağ olsunlar. Çinliler sürekli mobil oyun Oh. ürettikleri için işte Tencent diye bir firma var. En büyük oyun firmalarından bir tanesi ve Çinli bir firma.
Onlarla çalışıyoruz arada ve yani anlaşması imkansız. İngilizceleri de biraz kötü. Pronunciation'ları zaten o yüzden kötü. O yüzden ben o konuda çok dertliyim. O konuyu hiç açmayın. Yalnız 1 milyar, kaç, 1,5 milyar insan var yani. Evet ya, Bunların inanılmaz. hepsinin oyun oynadığını düşünsen hiçbir şekilde hiçbir ülkeye yetişemez Zaten yani. evet zaten o yüzden aslında içerideki oyun firmaları Çin pazarı çok hem pahalı hem ucuz. O yüzden çok fazla Avrupa'ya ve Türkiye'ye Ha. geliyorlar. Hatta böyle bir stratejileri var, çok ilginç. Türkiye pazarına mesela akıl kârı bir şey yapmışlar. Türk pazarına girerken mobil oyunlarda genelde şey giriyorlar, böyle Osmanlı konseptlerini full Çinli firmalar yapıyor, biliyor musunuz? Çok zekiler. Türkiye'de mesela bu konseptte Vay. oyun yok. Çinli firmaların hepsi Türkiye pazarına böyle girdiler neredeyse. Ve deli gibi para kırdılar yani. Söylersem canımız sıkılır, o yüzden şey Vay. yapmayayım. O konuya girmeyeyim. Ama çocuklar biliyor mesela, Peki PUBG demişler. Tencent, aynen. PUBG için malı mı örneğin? PUBG Çin malı. Aynen. Tencent'in Ucuz ürünü. ucuz yani, onun için falan mı? Ya. Kaliteli, kalitesi. Ya valla adam saat maliyeti ucuzdur diye düşünüyorum açıkçası ya. Üretmek daha Ha, kolay doğru. onlarda, development'ta. Yani çok fazla insan olduğu için oyun ya çok hızlı patlıyor ya da çok hızlı tüketiliyor. O yüzden oyunla ilgili performans değerlendirmesi çok hızlı yapabiliyorlar. Oyunun tüketilmesi ne demek ya? Ya hemen mesela dijital olduğu için sıkılıyor, siliyor. Oyun için para Ha. harcamıyor. Hoşuna gitmiyor. Yeni oyun Ha. çıkıyor çünkü o sırada çok hızlı üretildiği için. Ayda 1500 tane oyun üretiliyor orada. Mobil Ay, oyun. yeni oyun. Evet, her ay 1500 tane yeni oyun üretiliyor. Yuh. Evet. Ne yazık ki. Yani Çin'in ay misyonu oyun aslında. Ben size söyleyeyim. gerçek değil falan. Ya valla Gerçek değil. oraya bir oyun yapabilirler yani. Bak, Yok, Game of ciddi. Thrones yazmış bak. Allah kahretsin o oyunu diyor. Valla inanılmaz bir marketing bütçesiyle falan geliyorlar burayı. Nasıl? Hepimiz Game of mahvediyor. Thrones. Evet, Allah Game of Allah. Thrones diye bir oyun var. Her yerde Vay. reklamı çıkıyor. Çünkü bizim paramız da burada biliyorsunuz, çarpı 6 falan. İstedikleri marketing bütçesiyle Potansiyel girip de var diyorsun. yani Şey, oynayacak. 30 milyon oyuncu var Türkiye'de. Ne? Evet. 5 milyon profesyonel oyuncu var. Yani gerçekten hardcore oynayan. 30 milyon da Şu mobil anda bilgisayar. dünyada ilk %1'deyim diyor bir tane. Öyledir muhtemelen. Çünkü 4 Aynen. misyonu yani işte şeyde zaten yeni ya, daha 7 Aralık'ta fırlatılmıştı. Ha Geçen sene yani. Ve hemen zaten Ay'a vardı zaten. 3 Ocak'ta hemen Ay'a ha. varmış zaten. Ve hemen arkasında iniş yaptı. İşin şey tarafı da yani oradaki Güney Kutbu'nda böyle buz yani buz tabii şeyin altında, toprağın altında. Güney Kutbu'ndaki Aitken Basin diye bir yer var, tamam, Aitken Havzası. Buradaki bir kratere, yani en büyük kraterlerden birisine şey konuluyor, iniş yapıyor. Ve yani açıkçası şimdi aldığımız bilgiler genelde biraz daha kısıtlı diye düşünüyorum. Yani NASA bir yere gittiğinde çok daha fazla bilgi ortaya sunuyor. Yani bütün basına ne denir, press release'ler, bilmem neler falan, press konferanslar, böyle sürekli haberler falan filan, işte bak biz bunu yaptık falan diye göstermeye çalışıyorlar. Yani biraz ya Çin medyası biraz güdük kaldı diyeyim, ya da Paylaşmak istememiş Amerika, olabilirler yok, mi ya da bilgiyi? kendileri paylaşmak istememiş olabilirler. Yani NASA'nın bilim iletişimine nazaran biraz daha bayağı az şey yapıldı yani. Ama Amerikan medyası bayağı sahip çıktı konuya. Öyle kimse duymadı falan da denmesin. Gerçekten Amerikan medyası da bayağı sahip çıktı. Çin işte Ay'a vardı falan diye tarzında. Ve bir şey oldu. Ne denir? Burada da bir hareketlenme oldu, ama yani Ay şu anda çok bir NASA'nın hedefi olmadığı için çok da büyük bir şey olmadı yani. Anladım. Ha, burada aslında çok ilginç bir şey var. Yani bugüne kadar NASA niye Ay'a gitmedi, Ay'ın arka tarafına gitmedi ya da işte onunla zaman harcamak istemedi diye şey yaparsanız, bir tane küçük bir sorun var. O sorunu öncelikle halletmeniz gerekiyor. O sorunu hallettikten sonra şey yapıyor. Şimdi Damla, sana yeniden geri dönüyorum. Bak, şimdi sana Yeni soruyorum. bilgi. Hadi bakalım. Şimdi şu dünya, Tamam. tamam mı? Şurada Ay var Tamam. ve Ay'ın arka yüzüne indi. Tamam Tamam. mı? Ayın arka yüzü de şurada bir yerde, tamam mı? Şu Tamam. Ay. Ayın arka yüzünde tam şurada bizim Chang'e E4'ümüz var, tamam mı? Tamam. Ben buradan iletişim kuracağım. Nasıl iletişim kurarım?
Bunun anteni burada açık. Bizim antenimiz burada açık. Nasıl iletişim kurarım? Şöyle ya biraz daha. Yani bilemedim. Üstünden geç. İçinden geçiremeyeceğim herhalde. Nasıl olacak? Ay. İçinden geçemezsin tabii canım, yani orada bir koskoca bir şey var yani. Bir uydu var yani. Yani şuradaki uyduya iletişim kurabilmemiz için Şurada bir tane daha mı uydu olması lazım? sürekli arkada kalıyor biliyorsun. Evet. Yani hiçbir zaman biri buraya aslında iletişim kuramayacağız mantık olarak. Ne yapıldı? Tam Bir şu tane daha noktaya uydu. yok, tam şu noktaya bir tane uydu fırlatıldı. Tamam, işte Bırakıldı. söyledim, bir tane Tamam. daha. Aynen. Tam bu noktaya bir tane uydu bırakıldı. Uydu da, bunu da işte Lagrange noktası deniyor. Lagrange noktasında buradaki uydu şöyle dönüyor. Tamam mı? Tamam. Aynı zamanda hem Dünya ve hem Ay'ın kütle çekimsel sıfırlandığı noktanın içerisinde, Lagrange noktasının içerisinde olduğundan dolayı bunun hızı Tamam. Ay ile beraber aynı hızda, tamam mı? Şöyle dönüyor. Tamam. Tamam, tekerlek gibi. Tamam. Anladın? Anladım. Tekerlek gibi. Şöyle döndü, bu şekilde dönüyor ve biz buradan antenle tam şuraya iletişim kuruyoruz. Bu Chang'e 4 de buradan iletişim kuruyor. Bu buradan bir şey yapıyor. Bir üçgen gibi Evet. bir şey, ne denir? Ben de İletişim kurmuş şeytan oluyor. üçgeni. Evet, yani öyle bir üçgen kuruldu ve bu şekilde iletişim sağlanıyor ve bizim artık şu anda sürekli iletişim kurabileceğimiz bir şeye dönüşmüş oldu. Bu uydunun varlığı çok önemli. Bu uyduyu da işte ondan çok öncesinde fırlattılar. Yani aylar öncesinde fırlattılar. İşte Mayıs'ta falan İletişim göndermişlerdi. için. Sadece iletişim için. Sadece o iletişimi yapacak bu uydu. Yani o relay satellite deniyor buna, işte şey, aktarım uydusu. İletişimi aktarım. Yani dünyada da bu tür şeyler var. Dünyanın çevresinde dönen uydularda da bu tür şeyler var. Ha, bunlar bu uydun şey bu Chang'e 4'ün amacı ne diye merak ediyorsak da, yani bir kere gerçekten bugüne kadar hiç bir araç inmediğinden dolayı her şey yeni. Yani Ay'a elbette ki bir şeyler şey yapıldı ama yani ne kadar neler farklı, yani Ay'ın arka yüzünde ne farklı, bunu bilmek istiyoruz. Yani Ay jeolojisi ile alakalı yani bilgi elde etmek istiyor. Artı şey gönderildi. Canlılık gönderildi. Yani ipek böceği yumurtası falan gönderildi. İşte Evet pamuk ya, falan onu gönderildi. chat'e de yazmışlardı. İpek böceği yumurtası gönderildi, ne olacak falan diye. Merak Ne edenler olacak? vardı. Dondu tabii ki, ne olacak? Şöyle bir şey. Yani zaten amaç Çok oraya acımasız gidip bir açıklama orada, oldu. yok canım, amaç zaten oraya gönderelim, orada şey yapsın, büyüsün, işte gelişsin, işte şey yapsın, ne denir, çevresinde yeni pamuk tarlası üretsin falan filan değil. Yani bu bir şey, bu bir test deneyiydi. Neden? Sence neden şey olabilir, böyle bir şey olabilir? Çok soğuk. Yani ayın arka tarafı o kadar soğuk ki, bir tahmin yap. Ne kadar soğuk olabilir? Ayın Bilmiyorum. arka yüzü. Yani Güneş almayan bir yer ne kadar soğuk olur? çok soğuk. Çok dümdüz. Söyle, söyle bir şey. Bir sayı Bilmiyorum. söyle. Eksi bir derece. Eksi 100. -170. 170 mi? -170. Yani evet. Bayağı soğuk. Sıcak tarafı, güneşe bakan tarafı ne kadar sıcak? Ha, o da yani normal sıcaklık olduğunu düşünmüyorum. O da Yani yine eksidir, soğuktur diye düşünüyorum. Yok, güneş görüyorsun ve atmosfer yok. Ha direkt. Direkt böyle Ha güneş bayağı ışığı normal sıcak. diye çarpıyor. Üf, onu bilemedim şu an. 200. Yani işte 120 derece falan. Yani o ay, Nasıl şimdi şöyle bir... düşünsene. Aynen onu düşünüyorsun değil mi şimdi? Evet. Bardak, sıcak Nasıl bardağı çatlamıyor yani? şey attığında, buzun içine attığında çatlar değil mi? Evet. Ayında böyle bir özelliği var. Aynı şey Merkür'de de var zaten. Merkür'de de çok yavaş dönüyor kendi ekseni etrafında. Merkür'ün de soğuk tarafı bayağı soğuk. Sıcak tarafı bayağı sıcak. Güneşe şey yapan. Yani 120 derece ile eksi 170-180 derece arasında bir sıcaklık farkı var. Ama işin güzel tarafı, sadece 2 hafta içerisinde döndüğünden, pardon, 1 ayda, Bir ayda 27 günde ha. döndüğünden dolayı yavaşça ısınıyor, yavaşça soğuyor. Ya Yani ani güneş, sıcaklık değişimleri olmadığı için bir aynen. bozulma olmuyor aslında mı? Yani öyle bir şey olmuş olsa zaten yüzeyinde çok çok ciddi farklılıklar olurdu. Aynen. Yani böyle çok ısınan bir şey olmuş olsaydı yüzeyi bayağı farklı olurdu. Aynen. Mars'ta Yani peki sıcaklık? Mars'ta da soğuk.
Mars'ta eksi yani bir dakika. Şimdi dünyanın Atmayayım şimdi. dünyada sıcaklığında nedir dendiğinde kafadan bir sayı uyduramıyorsun. Nerede diyorsun değil mi yani? Aynen, Mars'ın da evet. neresinde bahsediyorsun? Mars'ın ortalama sıcaklığı böyle eksi 50 falan civarı. Ama belli bölgeler var. Kutuplarda işte yine çok eksilere düşüyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer böyle yaz vakti Mars'ın yaz vaktinde ekvatorda bulunursanız 20 dereceye plus artı 20 dereceye falan çıkabiliyor. Ama genelde Mars soğuk bir gezegendir. Çünkü zaten Güneş'ten uzaktayız değil mi? Güneş'ten bir sonraki gezegen. Kısacası bu ay misyonu ne oldu işte? 2 hafta geçti. Artık gece ilk gittiğinde zaten gündüze denk getirmeye çalıştılar ki hemen gündüze denk gelsin ve şey olsun. Hemen güneş panellerini ısıtsın şey yapsın. Güneş enerjisi gelsin ve güneş enerjisi alsın ve o panellerden şey yapsın diye. Sonra şey yaptı. Sonra ne denir? Sonra doğal olarak gecesi gelince eksi 170-180 derecede de şak diye dondu ve doğal olarak donmuş oldu. Öldü yani kısacası. Yazmış birisi zaten şöyle gibi bir şey yazmış. Uzay aracında bulunan tek bitki pamuk değil. Başka Evet, bitkiler de vardı içerisinde. başka Patates, şeyler pamuk, de var. ipek böceği, lavrası, yumurtası, fare kulağı, teresi falan bilmem ne. Ya. Amaç küçük bir ekosistem hazırlayıp bitkilerin ürettiği oksijeni ve larvaların ürettiği karbondioksit ile bu ekosistemin devamını sağlamaktı gibi bir şey yazmışlar. Ama bu kapalı bir ortam. Ya Yine de açık onu bir açık ortamda ortama yapılmıyor. çıkartmıyorlar. Evet, Açık ortamda aynen. yapılmıyor. Yine Aynen. de bu deneyi yani ayda yapıyoruz ama ayın içerisinde tencere Kapalı tavanın bir içerisinde kendimize, aynen. yani. Kendi oluşturduğumuz o yaşayabilecekleri bir alan yaratıp onun içerisinde yaşayabiliyorlar mı o Evet. ekosistemde diye. Ay, içerisinde. Ya bak Anladım. işin çok ilginç bir tarafından bahsedeceğim sana. Planetary Protection diye bir şey var, tamam mı? Böyle gezegen koruma kanunları var, tamam mı? Bu kanunları NASA çok dikkat ediyor. Özellikle herhangi bir gezegene ya da herhangi bir yere gittiğinde dünyadan işte bitki diyorum. Dünyadan mikrop, bakteri falan filan götürmemeye çalışıyor ve Dünyadan giden götürmemeye çalışıyor. çünkü götürdüğün anda sen yarın bir yaşam bulduğunu iddia edersen bunun senin dünyadan götürmediğini olduğunu nasıl kanıtlayacaksın? Bunu şey yapmak için ya bunu elimine etmek için en azından şimdilik yani bu tür şeylere bu tür dikkatli şey yapılıyor. Çok Bu iyi bir bakış planetary protection açısıymış. evet bu tür Hiç planetary akla protection gelmez. yani çok ciddi bir şey yani çok ciddi bir olay. İşte Cassini Satürn'e niye düşürüldü örneğin? Böcek mi gitti içinde? Hayır yani Cassini yani kaç yıl on yıllarca şey yapmış bir araç ama dediler ki hala içinde bir Ay. bakteri varsa ve bu bakteri işte Cassini şans eseri işte ne bileyim Titan'a ya da işte ne bileyim şeye düşerse Enceladus uydusuna falan düşerse orada bir yarın orada bir yaşam bulursak dünyadan getirdiğimiz yaşam mı yoksa orada oluşan evrimleşen bir yaşam mı olduğunu anlayamayız Doğru. diye şey yapıldı. Şimdi ne Bir diyecektim? dakika. Bir Şunu dakika. Merak ettiğim bir soru var. Benim merak ettiğim soruyu birisi sormuş. O yüzden size soracağım. Hocam örneğin Ay'a artık ülkeler gitmeye başladı diyelim. Orada gezegende de değerli madenden çıktı. Herhangi bir sebepten dolayı sence bu konuyla ilgili savaş eder mi ülkeler diyor. Değerli maden çıktığı için orada. Valla savaşı zaten her şeyden eder canım yani. Sadece ay için etmez canım yani. Peki kimin oluyor o bulunca onun mu oluyor yoksa bilimin mi oluyor? Kim alır getirirse onundur. Öyle mi? Şu Baya anki deniz gibi kanunlara yani. göre. Tabii canım yani sen git al. Vay be. Hiç öyle bir Kapı düşünce. açık buyur. Buyur. Gidebiliyorsan. Yoksa Gidemiyorsan ben git al gel çıkıyorum. yani. Tabii Zaman. canım yani. Al gel yani. Seni tutan yok yani. Kimse de hiçbir kanun da yok. Ya Yani böyle. kanuna göre ülkeler sahip olamaz. Yani Amerika diyemez ki bu krater benim kraterim. Amerika'nın krateri diyemez. Ama Anladım. sen git burası benim arazim de senin olsun. Bu kadar. Anladım. Ya uluslararası sulardaki hikaye gibi artık. Aslında orada Aynen. bulduğu anladım. Mantıklı. Bayağı sahip yoksa benimdir gerçekten yani. Ben burada bir şey buldum. Bu kimin? Gidebiliyorsan git işte yani bu kadar basit. Burada şunu diyecektim aslında yani Amerika ve Avrupa Uzay Ajansı bu Planetary Protection konusunda o kadar dikkatli ve o kadar ciddi adımlar atıyor ki başka bir gezegeni mahvetmeyelim, başka bir gezegeni dünyadan kirletmeyelim diye. Ama aynen dediğim gibi şu anda dediğim gibi sen gitsen ya kardeşim bana ne NASA'nın Planetary Protection kanunundan deyip orada gidip çiftlik kurabiliyorsun tamam mı?
Yani Çin de aynı şeyi yaptı şu anda ya. Amerika ne kadar şey yapsa da yani dikkat etse de kendi çapında. Bir bağlayıcılığı Başka yok mu peki o şeylerin? ya bağlayıcılığı Yani öyle yani yasalar ya da bir şeyler hani yani sadece şey mi oluyor? Çin neden böyle yaptın deyip sadece küsüşüyorlar mı yani? ya bunun için küsüşmezler canım. Yani Ya bu bir yarın da ahlaki bir Amerika'da, duruş mu sadece? Onu demek ahlaki istiyorum. duruş, ahlaki duruş ama yarın ulan Çin yaptı ben de yaparım kardeşim falan diyecek yani. Sanki Anladım. ben bu kadar dikkat ettim. Çin işin bokunu çıkardı. Ben niye çıkartmayayım kardeşim diyecek yani. O da, Birisi de yazmış. olacak. Çok basit bir soru ama 8. falan sorduğu için artık cevap vermeniz için okuyacağım. Bu kadar soğuk ve sıcak farkı oluyorsa nasıl gidiyorlar bu şartlarda oraya diye bir soru sormuş. Yani fizik... Nasıl? Zaten gidenler öyle günlerce, aylarca, haftalarca kalmadı. Kılınmıyor zaten. Gidenler özellikle belli zamanlar tespit ediliyor. Yani güneşin Kalabilecekleri sıcaklıklar mı? kalabilecekleri yani tam böyle karanlık değil, tam şey de değil. Yani karanlık da zaten yani dünyanın pardon ayın hep yani dünyaya bakan tarafına zaten indirildi bütün astronotlarda. Ve özellikle şey gündüz vaktinde indirildi. Ha, Yani sıcak şey gündüz tarafı, ayın gündüz tarafında indirilmiş oldu. Ve özellikle de tam böyle o 120 derecelere, maksimum derecelere çıkan sıcaklık zamanlarında değil. İşte Ha. onu ayarlaması yapılaraktan gitmiş Ne oldu. haşlansınlar ne donsunlar diye arada. Hatta bir tane bir filmde zannedersem öyle bir şey vardı. Bir misyondu hatırlamıyorum hangi misyondu. Yani çok kısa bir süre içerisinde eğer oradan çıkmasalardı Yanacaklardı değil mi? O muydu? yanacaklardı. Evet Öyle bir evet. şey var Ben yani. de hatırladım da Güneş ne olduğunu hatırlayamadım şu an. Hangi Belki misyonu chat hatırlamıyorum. hatırlar. Hatırlar. Chat Chat hatırlar. hatırlar Ona kesin. eminim. Chat Chat'ten hatırlar. şimdi o film için birazdan gelir. Şimdi Evet. şeyden Şimdi bahsedelim. arkadaşlara şey bir dakika. Heh. Arkadaşlara şeyi soralım. Ya 1 saat 40 dakikadır gerçekten sayı çok da düşmedi. Evet ya. 270'lerdeydi. 254'te şu anda. Yani en yüksek 274'ü gördüm. Belki artmıştır, azalmıştır ama yani 80 küsür gördüm ben 280 bayağı küsür. da ha, bayağı davet ediliyor, dinleniyor. Hala gitmediğinize göre de yani Sevdiniz mi sevindim ya? şu an. Yorumlarınızı yazın biraz yorumlarınızı okuyalım. Beğendiniz mi? Mesela şu, o 293 olduk bu arada. Yorumlarınızı yazın bakalım hani daha böyle beğendiniz mi sıkıldınız mı? Evet, kapanış konuşması nasıl yapılır bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kanalıma hoş geldiniz. Kapatıyoruz. Kanalım. Ay aslında öyle bir kapanış konuşması değil, şuna bağlamak istemiştim ben. Şu kitap konusunu konuşalım istiyorum aslında kapanış konuşması derken ona girmek istemiştim biraz. Bu sizin makale Umut abinin Twitter hesabını takip edenler varsa daha sanırım dün ya da dünden önceki gün bu konuyla ilgili bir makale retweet ettiniz değil mi? Kitaplar ve Ha, kitapları evet. hatırlamamakla alakalı, okunan kitapları. Bu arada Aynen. şeyle ilgili çok güzel yorumlar geliyor yan tarafa. Yorumlarınızı okuyoruz. Çok beğendik. Devam etsin. Harikaydı. Neredeyse 2 saatte ama 10 dakika gibi geçti falan gibi. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Olabildiğince sıkıcı olmaması Aynen için aynen. Çok sağ olun. sohbet Sağ muhabbet çerçevesinde konuşalım olun. istedik. Çetede olabildiğince okuyabildiğimizi düşünüyorum. Ama bu ilk yayınımızdı. İlk yayının günahı olmaz. Profesyonelleştikçe çözeceğiz diye düşünüyorum Umut abi. Ne diyorsun? Aynen öyle. Ya ben zaten sabah 4.30'da kalktım bu arada. Evet 5 ya. saat Bu da 5 5 inanılmış bir... saat 5 saat şeyi bu Twitch'in ayarlarını kurmaya çalıştım ve ben hala kuramadım. Şu anda sağ olsun Damla'nın Aynen. bilgisayarından hallediyoruz. Ya da IT'den mi? Damla'nın IT'si. Aynen. Güneş sağ olsun diyelim. Caner var burada IT olarak. Ha. Caner'cim. Tamam Salla sağ ol kameraları. Caner. IT departmanı. Yani bir sonrakine daha tam Evet. böyle arada resimler falan göstermek istiyordum ya da Evet. şeyler göstermek istiyordum. Biraz daha bu İnşallah zamanla tabii. şey yaparız. Zamanla Yayını güzel şeyler yaparız. tabii videolar falan filan da göstereceğiz burada. Bir Aynen dahaki o yayına şekilde daha şeyleri kapsamlı düşünüyoruz. çalışacağız. Bu zaten biraz giriş olsun. Hani biz neler yapıyoruz, siz neler bekliyorsunuz. Tamam, gelelim şimdi kitap konusuna. Şimdi ben Evet. o sizin retweet ettiğiniz makaleyi okudum. Çok da haklı buldum. Çünkü benim de gerçekten çok uzun süredir eziyetini çektiğim bir konuydu. Ben de kitapları okuyup sürekli unutan bir insanım. Ya acaba diyorum ki benim hafızam mı kötü? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Bazen aynı makalede yazan şeyler gerçekten bende de. Kütüphaneye bakıyorum ya ben bu kitabı okumuş muydum? Okuyup böyle gerçekten 10 sayfa geçtikten sonra ben bu kitabı okudum falan. Yoksa filmini mi izledim falan dediğim. Ben de bilim kurgu kitabı çok okurum çünkü ve korku kitabı. Ama ben bu filmini mi izledim acaba falan diye yanılgıya düştüm. Bayağı bir kitap oldu.
Ve makaleyi okuduktan sonra şöyle oldum. Oh be, yani gerçekten yalnız değilmişim. Çünkü Evet. baya bir üzücü bir durum açıkçası. Çünkü kitaba baya bir vakit ayırıyorsunuz. Bir dizi ya da kitap şey gibi değil yani, hani tamamen kendinizi verdiniz ve odaklandığınız bir nokta o. Hani orada yarıda keseyim falan da olmuyor. Sonra unutunca çok üzülüyorum açıkçası. Ama makale çok iyi açıklamış. Bence siz bir isterseniz özetleyin. Sonra neden böyle bir kitap kulübü yayını yapmak istediğimizi de onun arkasından bağlayalım. Aynı şeyi ben de aşırı derecede yaşıyorum ki eminim birçok kişi, hatta yani yaşamayan varsa çıksın ortaya falan diyeceğim yani. Kitap okuduğumuz kitabı en fazla 2 hafta içerisinde, yani bazen 2 hafta bile sürmüyor. Yani çok kısa süre içerisinde unutuyorsun. Hatta Ha. böyle bir iki ay falan geçiyor, sonra bir bakıyorsun, aa, ya bunları nasıl, hangi arada okudum, hangi arada şey yaptım falan. Yani bu bir şey, tamam mı? Ya yani bu 21. Fact. yüzyılın hastalığı mı diyeyim artık? Çünkü çok fazla telefonda vakit geçiriyoruz ve telefonda geçirdiğimiz vakit bizim beynimize her şeyi proses et ve at. Evet. Yani Başka at, bir tamam alışkanlık yani. kazandırdı artık yani Başka bir beyne. alışkanlık kazandırır. Giriyorsun Twitter'a, Hızlı öğreniyorsun, tüketim. okuyorsun, geç. Evet. Oku geç, oku geç, tamam mı? Beyinlerimiz artık buna şey yaptı, tamam mı? Yani buna formatlandı ve biz ya zaman içerisinde artık şeye dönüştük. Ne denir? Böyle okuduğumuz kitaplar da aslında buna dönüşüyor. Siz izlediğiniz filmler de aslında benzer bir şeye yaşamaya başladınız. Aynen. Yani kafanızda bir sürü şey yapıyorsunuz. Ne denir? Kafanızda kuruyorsunuz, canlandırıyorsunuz falan. Özellikle kitapta bunu daha çok yaşayabiliyorsunuz. Evet. Çünkü en azından filmde zaten her şey direkt önünüze Görsel. sunuluyor. Zaten Hayat, makale, yani evet, aynen, makale hayal aslında gücümüze şunu hitap etmiyor. söylemiş. O açıklama hoşuma gittiği için araya girdim. Kusura bakmayın. Makale aslında şunu söylüyor. Kitabın filmini okuduğunuzda gördüğünüz şey aslında biraz daha sığ versiyondur. Çünkü ne hissettiğini anlamazsınız. Sadece ne hissettiğini izlersiniz diyor. Ama kitapta o betimlemelerle ne hissettiğini siz de hissedersiniz. Çünkü empati yaparak okuyorsunuzdur. Ve kitabın sonuna geldiğinizde oradaki kahramanla, orada yaşanan hikayeyle bir empati kurduğunuz için Aynen. kitaptan bir duygu öğrenirsiniz. Bir yoğunluk bilgi alırsınız ve o bilgiyi aslında sindirirsiniz. Unuttuğunuz şey o hissiyat değil, içerideki bilgi oluyor diyor. Hissiyat sizde Aynen kalıyor. öyle. Ben de Aynen öyle. kitabı sorduğunuzda mesela ben soruyorum, evet ya çok güzel, baş kahramanın adı ne? Bilmiyorum ki yani hani, ama çok Şey güzel bir gibi. kitaptı. Hani, ama Aynen. harika bir, ben çok sevdim, mutlaka oku. Neyle alakalıydı kitap? Yani böyle romantik, işte bunlar böyle bir yerlere gidiyorlar falan, bu kadar sığ anlatıyorum ama kitaptan acayip etkilendim. Hissiyatı çok iyi hatırlıyorum. Onunla ilgili de çok güzel örnekler vermiş, işte Rus edebiyatı çok güzel ya, Rusya'da geçen bir kitap deyip acayip iyi bir Rus edebiyatına bahsediyor, şu an adını ben de unuttum. Aslında Umut Suç abinin ve de Ceza. Ha. aynen olabilir. Ya da o da mı değildi falan. Unutuyoruz. Aynen. Bak şey gibi, şeyi hatırlıyorsun da, işte Cem Yılmaz'ı dinliyorsun, tamam mı? Cem Yılmaz'ın böyle 1 saatlik, 1,5 saatlik programını dinliyorsun, tamam mı? Çok komikti, çok komikti. Ne anlattı? Vallahi koy. Hatırlamıyorum ama Cem Yılmaz bununla ilgili söylüyor ya, bilerek karışık anlatıyorum ki dışarıda komikti. anlatamayın diye diyor. Yani aynı şey yani. O kadar çok bize, yani duygularımıza Aa. hitap et bir şey. Sürekli gülüyorsun, sürekli şey yapıyorsun ama onu bile hatırlamıyorsun, tamam mı? Yani burada sormuşlar. Yani burada ne yapmamız gerekiyor? Bunun bir grafiği vardı. Aslında bir sonraki yayınlarda şeyi setup'ı kurabilirse gösteririm. Kitabı okuduğunuzda hatırlama seviyeniz şöyle %100 ise, bak %100'den başlatıyorum ki %100 bile değil. Çünkü kitabı okurken bile zaman geçiyor. Birkaç gün içerisinde, şöyle birkaç hafta içerisinde iniyor tamamen. Tamam mı? Birkaç hafta içerisinde böyle tamamen iniyor, tamam mı? Yani hatırladığınız şeyler. Ondan sonra sadece sizde yaşattığı duygu kalıyor. Aynen. Çok güzel kitaptı diye hatırlıyorsun, tamam mı? Ne hatırlıyorsun? İşte bir tane şöyle adam vardı, şunu yapmış, bunu yapmıştı. Ama işte detayları çok hatırlayamıyorsun. Yani bunu yapabilmenin tek yolu da birisine anlatmak. Kitap okuduğunda birisine anlatmak ya da birisiyle tartışmak. Yani bu, ondan sonra zaten okuduğun kitabı, özellikle bir hafta sonra ya da bir ay sonra bir okuduğun kitabı tartışırsan birisiyle, o hakkındaki şeyler bir anda böyle yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Şey gibi bir şey de düşünebilirsiniz. Hani rüyaları hatırlayamıyorsunuz ya örneğin. Evet. Aynen. Ha, rüya Hemen ucunda, anlatınca. ucunu yakaladığın anda gerisi geliyor. Ama ucu yakalayana kadar Aynen. ucu hiçbir zaman yakalayamıyor. Yani eğer
rüyana uyanmaya yakın gördüysen, yani tam o andaki rüya, buna alakalı bir kitap var. Her şeyin kitabı var artık. Çok çok güzel bir kitap var. Why We Sleep. Onu şey yapabilirim. Neyse, yani rüyayı da aynı şekilde hatırlayamıyorsun ama ucunu hatırladığın anda ondan sonra tamamen gerisi geliyor. Aynı şekilde kitaplarda bizim yapma, yani biz şunu düşünüyoruz şu anda. Yani ben her 2 haftada bir kitap belirleyelim burada. Aynen. Yani kitabı, örneğin bir sonraki haftanın kitabını ben önceden belirledim. Çünkü İngilizce kitap belirledim. Yani İngilizce okumak isteyenler okusun. Zaten bir hafta olduğu için genelde çok fazla Uzun, evet. okunamayabilir diye ben hemen bunu şey yapayım diye, anlatayım diye düşünüyorum. Çok güzel bir kitap. Bu Pluton misyonunun PI'yi, yani Principal Investigator'ı, yani projeyi yapan adam kitabı yazmış. Ve yaşadığı şeyleri anlatıyor. Ben onları, o kitabı size işte haftaya yeniden okuyacağım büyük ihtimalle. Çünkü aradan rahat 2 ay geçti. Ya aslında yapmak istediğimiz şey şu. Umut abi bu işte cuma günleri yayında size bir kitabı önerecek. Okumak isteyenler okuyacak. Sonra 2 hafta bir yayın sonrası bu kitapla ilgili bir yayın yapıp ekstra bir yayın yapıp bu yayın değil. Ek bir yayın yapıp kitapla ilgili konuşmak istiyor aslında. Okuyanlar da gelebilir, okumayanlar da gelebilir. Hani ya Tabii ben canım. okumadım ama Umut abinin yorumlarını dinleyeyim. Belki beğenirsem okurum. Aynen. Azıcık spoiler alırsam hoşuma Aynen. gider diyenler varsa eğer. Onlar da gelip Umut abinin yorumlarını dinleyebilir. O kitabı unutmak istemeyenler de kendi deneyimlerini paylaşıyor. Çünkü herkes kitabı okuyup farklı deneyimler alıyor. Bununla ilgili de makalede çok güzel yazılar yazmışlardı. O da çok hoşuma gitti. Nerede, ne zaman ve hangi duygu durumunda okuduğunuz bile kitaptan aldığınız enerjiyi Evet. değiştirir diyor. O yüzden herkes gelip kendi kitabın kendinde bıraktığı deneyimleri de Umut abiyle paylaşırsa o yayın aslında daha böyle uzay yayını değil, okuduğumuz kitaplarla alakalı yayınlar. Tabii ki içerisinde uzayla ilgili şeyler olacaktır. Çünkü illaki o konuyla alakalı Umut abi kitaplar seçiyor. Zaten konseptimiz, temamız o. Kitapların ismini Twitter'dan tekrar paylaşırız Umut abi. Hani merak edenler olursa, kaçırırsa yayını diye. 2 hafta Tabii. sonra zaten yazmış 9 Şubat, Cumartesi günü. Tartışacağımız kitabın adı da Chasing New Horizons. Horizons. Ben de yayını dinlemeye geleceğim. Ya evet, sen her zaman varsın değil mi? Aynen. Buradan seni şey yapalım. Ben böyle. Sen Kitapla de ilgili ne biziz. düşünüyorsunuz Umut? Ben bu arada evet yani beni böyle ben sanki bu yayını gelmişim de gidecekmişim gibi düşünmeyin arkadaşlar. Evet, Ben evet. buradayım. Umut abi trollemek için olabildiğince uzay bilgisizliğimle sizi triggerlamaya ve cringe'lemeye geldim. burada ben sohbet edeceğim. Umut abiyi yönlendireceğim. İşte neler konuşsak, neler merak etsek. Bir halk insanı olarak uzayla ilgili ne merak ediyorum? Ajans aynen ya gerçekten. Makyaj yapacağım arada oturup falan diyormuşum. Ama bizi gerçekten sonuna kadar 200 küsür insanın izlemesini de ayrıca ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Chat'teki insanlara da çok teşekkür ediyorum. Hem çok iyi bilgiler verdiler hem de çok iyi reaksiyon gösteriyorlar. Teşekkür Evet. ediyoruz arkadaşlar.